Günün manşeti başladı efendim. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere her zaman olduğu gibi Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. İyi bir şey bu, Hikmet Genç'le birlikte karşınızda olmak. Eyvallah, sağ olun. Merhabalar diliyorum. Hikmet merhaba. Merhaba, günaydın. Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olmaktan. Ne böyle bir şey, beylik lafları vardır. Peki. Dün AK Parti grubun girişinde Başkan Erdoğan'ın İYİ Parti'den ayrılan Manisa Milletvekili'nin AK Parti'ye katılım töreninden kısa bir bölüm vermiştik ama ardından başkanın konuşması vardı. Birçok konuya değindi. İstersen bugün gazetelerde onlar var. Önce gazete manşetlerini hızlıca bir söyleyeyim. Ardından sana sözü vereyim Hikmet. Geri kalan süreyi sen kullanırsın. Rica ederim Adnan Bey. Rica ederim. Yok öyle bir şey. Kandil'in partisiyle işbirliği kıyamet alameti. Vatandaşın bu zillete izin vermez. Fırat'ın doğusu ve Münbiç uyarısı. Gıda fiyatlarına ayar çekeceğiz cümlesi. Bu ayar verme işi güzel evet, oldu. Evet, yani, ayar çekeceğiz diyor. Müdahale edeceğiz. Satış mağazaları gibi mağazalar ya da işte halk ekmek gibi halk sebze ya da halk hal gibi bir şeyler herhalde yapacaklar. Çünkü dün biz burada fiyatları verdi. Bir yayından sonra da mesajlar devam etti. Birçok örneklerle şeyi yapıyorlar, söylüyorlar. Evet. Fiyatların özellikle nasıl şişirildiği ve milletin de esnafın da hani esnafın da tırnak içinde söylemek lazım. Bazı esnafın en azından ahlakını da sorgulamak gerekiyor. Yani onlar o kadara satıyorsa ben de şu kadara satayım deyip bindiği dalı kesmekten başka bir şey değil. Bununla ilgili olarak Erdoğan da konuştu. Bir şeyler yapılacak. Bir ayar ayar verilecek. Evet. Çipras burada. Bugün gazete manşetlerinde o da var. Az evet. Önce biz de canlı yayında aktardık. Komşu. Dün Fuat Oktay tarafından karşılandı. Ardından Cumhurbaşkanı kabul etti Yunanistan Başbakanı'nı. Görüşmeler oldu. İkili basın toplantısı yapıldı. Bugün de Çipras önce Ayasofya'yı ardından Patrik'le görüşmek üzere Ruhban Okulu'nu Ayasofya ziyaret etti. Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Onu da söyleyelim. Fiyatlara ayar kararı Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Fiyatlara gerekirse ayar çekeceğiz. Sabahın manşeti. AK Partili 1000 seçmeni sildi başlığı. Evet. Büyükçekmece'den bir haber. Bu daha önce biz bunu şey yapmıştık. Haberleştirmiştik, söylemiştik bunu. Büyükçekmece'de CHP'li başkan yardımcısı tarafından nüfus müdürlüğüne yerleştirilen bir ismin o süreç içerisinde 300 civarında adresi sildiği, bazı adreslere mükerrerler yerleştirdiği evet. ifade etmiştik ama Akşam Gazetesi manşetinde 1000 seçmenin de AK Parti 1000 seçmenin de kaydını sildiğini itiraz etmişler çünkü çok kişi müracaat etmiş. Ediyorum. Onun üzerine olay tekrar biraz daha büyüdü. Bayağı bir rakam yani 1000 kişidir yani. Aynen öyle. Bir oy bir oydur, 1000 oy 1000 oydur yani. Aynen öyle. Yeni Şafak pazarı ayar çekeceğiz sözünü almış Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye gazetesi evet. CHP hisseleri hazineye geçecek. İş Bankası meselesine de değinmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mecliste darbecileri savundu. FETÖ'nün sözcüsü sahnede başlığı girmiş. Akit gazetesi belediyecilikte 94 ruhu vurgusu diyor. Bunlar kıyamet alameti Takvim gazetesinin. Sözcü gazetesi Türkiye'nin hali derken hal ile ilgili vurgu yapmış. Evet onlar da patates fiyat artışları yüzünden hedefte olan hal esnafı da dertli diyor. Onu da konuşmuş. Onlara da bakacağız Sözcü gazetesinde. Güneş gazetesi kıyamet alameti cümlesiyle kirli ittifaka sert tepki başlığını kullanmış. Bugün muhalefetin Türkiye düşmanlarıyla kol kola girdiğini belirten Başkan Erdoğan, Kandil'le iş tutanlarla CHP, İyi Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik diyor. Star gazetesinde bununla ilgili Kemal Gümüş'ün bir haberi var. Bir anket, gizlice anketin sonuçlarını değerlendirdiği. Ona da bakacağız. Ve diğer gazetelerde yine benzer başlıklar var. Şu başlığı da çok güzel ama bak. AKP, HDP kapalı kapılar ardında bir şeyler tezgahlıyorlar. Kim diyor bunu? Meral Akşener. Kapalı kapılar. Biz açık açık tezgahlıyoruz. Ayağımı beğendiniz yalınız be kardeşim. Bizim bir şey söylemedi. Hatta bizim, sorduklarında bizim ne alakamız var? Evet. Bizim işte Millet İttifakı'ndaki ortağımız CHP'nin kararı. Ya. Bizi ilgilendirmez deyip mevzudan bu sıyırmaya çalışıyor. Bu Meral Hanım HDP'ye şey yapıyor galiba hani bu şeye benziyor. AKP, HDP demiş değil mi orada? İkisi böyle özellikle. AKP, HDP. Kapalı kapılar ardında bir şeyler çeviriyorlar diyor. Yani bu şeye mi güvenmiyorsun? Hani var ya böyle işte normal şartlarda onun partisi HDP'ye dans ediyor. Acaba diyor bizi mi aldatıyorlar falan mı demek istiyor? Ne demek istiyor? Ah ulan ne olacak şey yani.
Çok açık bir şekilde yapılan ittifakın üzerine bunu söyleyebilmek de ciddi şey yani. Yani bayağı bir garip bir durum siyaseten. Aynen öyle. Dünkü konuşmadan biraz daha detaylı olarak devam edelim. Bu İş Bankası hazinenin malı olacak cümlesi vardı. Biliyorsun Atatürk'ün vasiyetinin aksine İş Bankası'nın hisselerine çöken CHP parasını almıyor ama İş Bankası'nın yönetim kurulunda yer alması evet, bile onun... uzunca yerine getiriyoruz cümlesi. CHP'nin aslında buradan elde ettiği tırnak içinde rantı, rantın illa para olarak yönetim ya da nakit kurulu olarak olması gerekmiyor. Yani başka anlamda olabiliyor. Buna da değindi Erdoğan. Şunu söylüyor. Biz hepsini biliyoruz ve onun için buradaki o tarihi yanlışlığı yapılacak. Tüm yolsuzlukların önünde biz keseceğiz. Partilerin bankacılık faaliyeti içinde bulunma hakkı ve etkisi yoktur. Şimdi bu yasal olmayan sürece işleten CHP'yi biz böylece yasal bir zemine de çekmiş olacağız diyor. Bankadaki CHP hissesi olarak görülen %28 denen bir rant var. Güç rantı var yani. Atatürk'ün vasiyeti her şeyini böyle işte leblebi dahi adam yazıyor işte leblebinin kurusunu yiyor. Onu bile takip etmeye çalışıyorsun. Havaya atıyor. Havaya atıyor ve hatta direkt yiyor ama yani onu bile takip ediyorsun. Onun tariki, onun yolu. Yani vasiyetine sen karşı mı çıkıyorsun? Sen Atatürk'e karşı mı çıkıyorsun kardeşim? Atatürk'e ne alıp dönelim var senin CHP? Derim yani bu metaforik sallamayı da şöyle yaparım. Yani kardeşim hazine diyor ya. Hazine. Partiler var, insanlar bugün var. Hazine dediğin devletin hazinesi, milletin hazinesi. Niye bu kadar tutturuyorsunuz? Nere? Efendim biz burada bunu yapıyoruz. Böyle bir şey var, temayı böyle bir uygulama olmuş. Artık bir tahammül haline gelmiş. Biz bir şey yapmıyoruz. Parayı almıyoruz. Sadece yönetim parayı almıyorsun da nispet oranında kaç tane yönetim kurulu üyesini atıyorsun. Bu arada da tabii İş Bankası'nın da tabii yönetim kurulunda olduğu için de sonuçta parti olarak da atıyoruz veyahut da biz işte biz onun efendim ucundan bir görev falan. Bak bunlar çok hakikaten yordu bizi. Tekrar gündeme geldiği için ortaya çıktılar. Fakat bunu da bir şey demiyorum. Hadi bunu yapıyorsun. İçerideki yani CHP'nin gururuna mı dokunuyor? Ya kaç yıldır biz bu İş Bankası'nda biz yapıyorduk. Şimdi elimizden kim alıyor? Çocuk gibi öyle zırlıyorlar ama buna CHP'nin normaldir. CHP'den beklerim ben böyle şeyler. Ya lakin gidip Avrupa'da konuşma yapıyor Kılıçdaroğlu. Bize dokunan bunlar. CHP'nin ne olduğu, cinsi cibilliyeti belli olduğu için bizim açımızdan biz aramızda konuşuruz, kavga ederiz. Ne olduğunu zaten halk biliyor. Halk bilmiş olmasaydı yarım asırdan fazladır tek başına iktidarı getirmez. Yani gelemedi bu CHP'yi. Getirmedi. Biliyor çünkü ne olduğunu. Ama ya abi sen bunun üzerinde neydi adam? Gitti Avrupa'da bir gazeteye. Arkadaşlar anında bulurlar yani. Çünkü o kadar çok şey konuşuyoruz ki tabii aklımızda tutmak mümkün değil. Ama haberini yaptık diye biliyorum. Dedi ki Türkiye'de işte yabancı yatırımcıların güvencesi olamaz dedi ya. Neden? Türkiye'de bugün yerli olsun yabancı olsun devlet İş Bankası sorunca devlet bu mallara çöküyor dedi ya. Yabancı yatırımcıya dünyaya sinyal veriyor. Ya yabancı yatırımcı gelip de ülkeye yatırım yaptığı zaman belli bir parti insanı yapmıyor ki. Toprağa bir para giriyor. Bir istihdam oluşuyor, bir şey yatırılıyor, bir know-how geliyor, bir teknoloji geliyor, bir şey geliyor. Dünya böyle zaten. İş Bankası'ndaki hisselerimize göz diktiler ya, bunlar sizin de hislerinize göz dikerler. Aman ha yabancı yatırım gelmesin diyen bir parti bu ya. Yani yuh yani. Yani ben yuh yani yakışır mı? Bir programda yakışır. Başka bir şey söyleyemiyorum çünkü yuh. Aynen öyle. Şimdi grup konuşmasında bu fiyatlarla ilgili olarak da şeyler söyledi. Fecaat şeyler yaptı. Yani inanamadım. Tabii, bayağı FETÖ'cüleri korudu. Çengelköy'de Çınar Altı diye güzel bir yer var diyor Cumhurbaşkanı. Onun çok güzeldir evet. Onun görüntüleri falan vardı. Şimdi ben de bayılırım Çınar Altı. Şey yapmadık. Gençlerle falan oturduğu, sohbet ettiği bir görüntüler vardı orada. Biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın böyle tırnak içinde huyları evet, vardır evet, yani. Seviyor bunları evet. Kamuoyuyla giderken bir anda bir atraksiyon yapıyor. Bir bakalım evet, diyor. Evet, taksicide evet, durduğu var, minibüs durağında durduğu evet, var, simitçide bunları durduğu var vesaire. Bu da onlardan bir tanesi. Çengelköy'de diyor Çınaraltı diye bir güzel yer vardı. Oturduk, resim çektirdik, sohbetler yaptık. Yüzlerce kişi
geldi oraya. Konuştuk ettik. Şeyi söylediler baktım diyor. Kimsenin diyor baktım hiç çarşıdan pazardan bahsetti yok. Herkes orada halinden memnun. Şikayetleriniz nedir dediğim zaman o zaman biraz dökülüyorlar dedi. Çok enteresan. Bana marketlerin fiyatları birbirini tutmuyor. Bunlara biraz bağırdınız çağırdınız ama biraz daha bağırın dediler diyor. Şimdi bak yani diktatöre biraz daha bağırın. Diktatöre şu diyorlar ki ya düşünebiliyor musun? Yani siz diyor bu market pazar bak eleştiriye bak. Siz diyor marketçilere nasıl bu fiyat ayarları yapanlara ondan sonra vatandaşı bu anlamda mağdur edenlere bir iki diyor konuştunuz ettiniz evet. Ondan sonra geri durdunuz demeye getiriyorlar. Evet. Tamam ya bunu artık geri durmayın yani madem başladınız devam edin diye eleştiride bulunuyorlar. Hani o düşmanlık yapanlara şey olsun bu örnek olsun diye evet. Söylüyorum. Yani söylediniz diyor ondan sonra geri durdunuz Sayın Cumhurbaşkanı diyor biraz daha diyor bu işin üzerine yürüyün edin falan diyor. Diktatör de diyor ki ondan sonra hani sen bana bu soruyu nasıl sorarsın falan ben diktatörüm falan demiyor tabii ki. Haklılar diyor. Tamam Tarım Bakanı'na diyor talimatı verdim ondan sonra. Bu konuyla ilgililere söyledim. Gerekirse diyor bu fiyatlarla ilgili olarak biz bir ayar çekeceğiz. Nasıl çekilecek ayar? Yani diktatörün ülkesinde hal esnafının kafasına ondan sonra silah dayayarak yapmayacak tabii ki bunları. Daha önce bu halk ekmekte olduğu gibi İstanbul'da hem kaliteli hem ucuz ekmek yeme imkanı sunan Erdoğan'ın başlattığı bir şeydi o belediye başkanlığı döneminde. Evet, evet. Benzer şeyleri yapma ihtimallerinden bahsediyor, yöntemlerinden bahsediyor. Şunları da söylüyor. Diyor ki üretici halinden alıp tüketici haline kadar gelen bu süreç daha farklı. Aracı koymadan direkt tüketici haline gelip buradan da halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşlarımıza bunu ulaştırma gayreti içinde olacağız diyor. Üreticiden tüketiciye kadar aradaki bu komisyoncular var ya diyor vurgunu bunlar vuruyor. Bu işte çok farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıktığında oradaki üretici halinden alıp tüketici haline kadar gelen bu süreçte daha etkin olacağız diyor. Dün burada yayında konuştuk. Ürünlerin dediğim gibi yani yüzlerce binlerce mesaj var. Telefonumuzda hem 24'ün haber hattına gelen hem bizlere şahsi telefonlarımıza gelen sosyal medya hesaplarından mesajlarda da belirtildiği gibi biz de dün yayında söylediğimiz gibi üreticinin ürettiği malın %30'u hal üzerinden geçiyor. %70'i zincir marketler üzerinden daha topraktan çıkar çıkmaz alınarak ondan sonra son tüketiciye veriliyor. Aradaki bütün komisyonlar da bu zincir marketlerin oluyor. Bu anlamda. Büyük zincir marketlerin onu unutmayalım tabii, yalnız. Tabii. Yani zincir market deyince Türkiye'de o kadar çok marka var ki artık. Büyük. Şu yani an, binin üzerinde aynen, outlet'i olan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Düşün hal var. Türkiye genelinde bütün ürünlerin toplandığı bir yer burası ve fiyatların belirlendiği bir merkez. Bu Türkiye'deki üretilen bütün ürünlerin ancak %30'unu temsil edebiliyor. Yani %30'unu toplayıp satabiliyor. Geri kalan %70'lik kısım tamam, zincir net. Marketler tamam. Üzerinden gidiyor. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey söz konusu. O hal esası zaten bunu getiriyordu. 20-30 ilde ayrıca hal oluşturma meselesini gündeme getiriyordu. Bu %70'i zincir marketler alınca fiyatları da istediği gibi belirliyorlar. Hatta bu fiyatlar üzerinden bir baskı aracı oluşturma ya da dönem dönem istedikleri fiyata satma meselesini söyleyebiliyorlar. Bugün bizim sabah analiz sentez programında Zeliha Saraç, Mustafa Kartoğlu'nun katıldığı programda çok güzel bir cümle söylediler. Zannedersem Zeliha Saraç söyledi. Ya biz serbest piyasa ekonomisini yanlış anladık diyorlar. Serbest piyasa ekonomisi herkesin serbestçe milletin vurgun yaptığı bir ekonomi değil. Yani o başka bir şey. Evet. Ona başka bir şey deniyor. Serbest piyasa ekonomisi bu demek değil. Elbette ki fiyatlara müdahale edersin. Ondan sonra bununla ilgili olarak vatandaşı zora sokacak durumlarda regülasyonu devlet olarak yaparsın. Serbest piyasa ekonomisi milletin serbestçe birbirini kazıkladığı bir ekonomi ya da milletin serbestçe fırsatçılığa döndüğü bir ekonomi değil cümlesini kullandılar. Çok hoşuma gitti. Dolayısıyla burada hükümetin mecbur, el mecbur derler ya yapacak bunlara müdahale edecek. Yani bak sıcaklar arttı diyor bugün gazetelerde var. Dün biz 5 lira ile 6 lira arası dediğimiz patlıcanın bugünkü hal fiyatı Hikmet 4 liraya düştü. Git markete hala 12 lira 13 lira. Ondan sonra bir de utanmadan indirim yaptık %10. Enflasyona desteğe biz de katılıyoruz falan deyip bir de indirim yaptıklarını falan söylüyorlar. 4 liralık malı 8 liraya çıkartıp 8 liralık maldan %10 indirim yapıp 7.2 liraya satıp biz enflasyonla mücadelede destek veriyoruz diye bir de hava atıyorlar utanmadan. Giriş fiyatı belli, haldeki satış fiyatı belli, sizin market olarak sattığınız belli. Bir de üstüne üstü şöyle bir durum var onu da unutmamak lazım. Reyon kirası adı altında bir sürü de bu üreticiden para da alıyorlar ayrıyeten. Buna rağmen fiyatları nereden verdikleri belli.
Erdoğan buna da değindi. Bunu da söyledi. Bir de IMF meselesi vardı. Onu da söyleyip bu mevzudan istersen geçelim diğerlerine. Şimdi özellikle IMF'yi pompalıyorlar. IMF gelecek, işte 45 milyar dolara ihtiyacımız var, şu var, bu var falan. Müteahhit kereler açıklama yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun söyledi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın defalarca söyledi. En son Erdoğan'a gelince Erdoğan artık şunu söyledi. Ya biz dedi bu işi 2013 Mayıs'ında, yani Gezi'den hemen önce, özellikle vurguluyorum burayı, biz bu defteri kapattık, borcumuzu ödedik, her mevzuyu bitirdik. Bu IMF, MİMF Allah'ın izniyle bir daha açılmayacak bir dosyadır cümlesini bu kez de başkanın ağzından duyduk. Ha, ikna olurlar mı? Zor. İkna olmayanlardan bir tanesi de Ertuğrul Özçelik. Onunla ilgili video var, onu da söyleyeceğim. Olmaması emin değil zaten Murat. Yani ben öteki masayı çok konuştuğumuz için artık cümle kurmayacağım halle ilgili olarak. Ama IMF ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öyle lütfen. Şimdi IMF meselesi neden böyle gündeme geldiğini ve bu niye böyle konuş, niye yani şu anda niye IMF'yi konuştuğumuzu anlatalım. Bir kısım muhalif kafa, yani ben bunu işte Türkiye'de anlamıyorum. Yani millet diyor ki ya bu adam işte Erdoğan'da nedir bu tılsım, nedir bu başarı, nedir bu liderlik falan. Hepsini, başarısını, liderliğini, her şeyini belki de gözüne perdeymiş veyahut da ruhun kabul etmiyor, kalbin hazmetmiyor, yani miden hazmetmiyor, neyse. Her bir şekilde reddediyor olabilirsin. Mesele şu, yaptığı muhalefette hani ortalığı karıştırabilecek bir şey nedir o? IMF meselesi gündeme atalım mı? Peki IMF'nin haberi yok. Yani IMF'nin Türkiye ile kendisi de açıklama falan sordular, hatta bunu geçtiğimiz haftalarda. IMF yetkililerinin de haberi yok yani. Bunu Türkiye'de bir gündeme atıyor birileri, muhalefet yapıyorum diye. Hani muhalefet yapacağız. Bak Türkiye çok kötü gidiyor imajını ortaya koyarsak, Türkiye işte tökezledi imajını ortaya koyarsak buradan bir siyasi rant çıkabilir ve hatta buradan Erdoğan'a bir zarar verebiliriz. Adamın umrunda değil. Ya dediğin gibi herkes bunu söyledi. Yani hakikaten doğru işte, Fahrettin Altun'dan Sayın Erdoğan'a kadar anlatıyor, herkes söylüyor, böyle bir şey yok diyorsun. Ona rağmen bunun üzerinden hala ısrarla efendim şöyle olacak, böyle zam olacak, böyle bilmem ne olacak. Ya olacakla yapacakla aynı şeyin CHP'nin demokrasiyi anlatması gibi. Yani ne yapacaksınız, biz gelince demokrasiyi getireceğiz. Biz başka bir şey getireceğiz demiyoruz zaten. Herkes bir şey getiriyor, herkes demokrasi diyor. Yani HDP'ye soruyorsun mesela, sen niçin varsın diye. Ben diyor barış ve demokrasi getireceğim diyor mesela HDP. Şimdi, yani senin ne söylediğin artık bunun öyle bir kıymet harbiyesi yok artık. Ha? Yani net bir proje söylemedikten sonra sloganlarla ben demokrasi getiriyorum, ben demokrasiyi işte %30 civarında getireceğim, ben 75 civarında getiriyorum, HDP, ben Kandil'den bir barış rüzgarı estirip Türkiye'ye her tarafa barış getireceğim. Nereden? Kandil'den getireceğim. Kalaşnikov'la getireceğim. Efendim silahlı propaganda aygıtıyla getireceğim. Bu yani temeli olmayan IMF neden var diye. Sanki IMF ile bir görüşme olmuş. Dünya Bankası'na müracaat edilmiş. Hiçbir şey yok ortada. Ne oluyor? Havanda su dövüyoruz şimdi. Yani bu bütün her şey bununla ilintili. Bazı şeyler tamamen bir böyle bir algı yöneterek acaba bir şey yapıyor. Ama altı boşsa eğer o algı havada kalıyor. Biz de enerji harcıyoruz burada durup dururken gereksiz bir şekilde. Ya eski aynen. Türkiye yok. Bunları hatırlarsın. O işte dünyada finans krizi 2008'li yıllarda finans krizi devam ederken hatırlıyorsun. Özellikle TÜSİAD başta olmak üzere Türkiye'deki o İstanbul sermayesi, o büyük sermaye şey yapmıştı, baskı yapmıştı mesela hükümete. Dediler ki ille de IMF ile bir standby anlaşması yapalım. Niye? Kendi paralarını, kendi sermayesini garanti altına almak için. Bunu yaptılar. Yani bu Türkiye'de oldu, oluyor, hala oluyor. Ne oluyor mesela? Biz kime kızıyoruz şu anda? Marketlere. Market dediğinler bunlar büyük dev sermayeler. Sermaye hala bu konuda bir türlü kendini şey hissedemiyor. Ya arkadaş ben bugün kazanırım. Bu kadar millete de kazık atarım. Veyahut da bir algıyı yönetirim. Ama arkasından millete verdiğin zarar, halka verdiğin zararla bu ülkede zarar görecek sonuçta. Yani halk yoksa hiçbirimiz yokuz zaten. Aynen öyle. Bu her şey vatandaştır. Biziz ya. Biz devletiz. Biz her şeyiz. Ondan sonra yani ondan sonraki yıllarda Türkiye'nin yaşayacağı herhangi bir krizde en çok yine sen mağdur olacaksın. Bu dönüp sana geri gelecek. Ama insanlar bunu düşünmüyorlar. O yüzden bu siyasi algı, IMF meselesi çok iyi oldu. Yani bu biz bu defteri kapattık lafından sonra hala oturup da yok efendim hayır kapatmadı.
Bizim borca ihtiyacımız var diyecek. İşte al, demin ki anlatım ifade gibi. Kılıçdaroğlu'na sordukları gibi. Adam İş Bankası meselesinin üzerinden yürüyerek, İş Bankası hisseleri üzerinden yürüyerek Eloğlu'na, dışarıdan birilerine diyor ki yabancı sermaye efendim güvenli midir? Değildir. Türkiye'de hangi sermaye ne zaman devlet çöker belli olmaz cümlesini kurarak yabancı sermayeye, Türkiye'ye olacak olan yatırıma, Türkiye'nin ekonomisine olan katkıyı engellemek için siyaset yapıyor bir adam. Bu da ülkede hesapta muhalefet partisinin, en büyük muhalefet partisinin lideri hesapta. Bunun üzerinde IMF gelecek, bu gidecek, yok sermaye gelmesin. Vatandaşa, memlekete faydası olmayan bir şey üzerinden siyaset yaparak karşıdaki dövmeye çalışmak nitri dönüp dolaşacak. En sonunda gene sen çökeceksin sonuçta. Çünkü maalesef ki, maalesef ki eskisi gibi değil ki tek parti olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandığı. Çok partili olsun sandığın üzerine Cumhuriyet Halk Partisi oklarını yerleştir. Açık oy, gizli sayım yap. Bunlar da yok artık Türkiye'de. Maalesef ki vatandaş, hani demokrasi var, içselleştirdikleri de vatandaş oyunu atıyor sanda. Çıkınca okuyoruz, çıkmıyorsun. Yani maalesef durum bu. Olay basit okuyoruz, çıkmıyorsun. Yıl gene cevabı yok. Yani sınavdan 100 bekliyorsun, 10 alıyorsun. Olmuyor ondan işte. Sonra hoca bana taktı. Ama millet takar, bana taktı. Millet takar sana niye? Tabii. Çünkü çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun. Niye taksın sana? Bravo. Niye taksın sana? Bir de memleket düşmanlığı yapma yani. Sen gidip Alman'a Focus dergisine, yani duydukça, hatırladıkça sinirleniyorum. Sinirlendikçe hatırlıyorum, böyle kısır döngüye giriyorum. Ondan sonra ya böyle bir kısır döngü. Ya nedir o? Ya sen niye Alman'a diyorsun ki Türkiye'de can mal güvenliği yok? Focus dergisi aradık biz ya. Telefonla aradık. Akşam gazetesini aradık. Dediler ki doğru mu? Dediler ki biz vallahi bunu kaydettik telefonla. Bir de tercüme et, bir de gönderdik. Dedik ki bu doğru mu? CHP'deki merkez onayladı. Biz de yayınladık baba dediler. Almanlar dedi bunu. Dedik o zaman yuh. Söyleyecek laf bulamıyorum abi. Ya bu ülke batsın yeter ki Erdoğan gitsin lafı, mottosu artık şimdi, kesindir abi. Ertuğrul Özkök. Tabi Almanlar olunca Ertuğrul Özkök'ün, bizim bir tane Karadenizli bir arkadaş vardı. Ya horon sesi duyunca derdi, tamam böyle içim böyle kıpır kıpır oluyor, oynamak öyle istiyorum, doğru. Oynamak istiyorum öyle falan onlar, diyor, evet. Tamam mı? Ertuğrul Özkök de karşısına bir Alman çıkınca bizim Karadenizli ya. Gibi, Karadenizli'nin horon sesini duyması gibi böyle bir içi kıpır kıpır oluyor. Deutsche Welle katılmış demişim ben günüm. Oktoberfest gibi yani var ya oradaki, onun gözü şeydedir Oktoberfest'teki o garsonlardadır onun kerata. Yaşlandı biraz şimdi artık o kadar yok, fazla değil. Yok yok onlara onlar şey. Kafa zehir gibi tabii. Kart zampara sevgili o. Ertuğrul Özkök'te. Deutsche Welle çıktı şeyi söylüyor. IMF aslında kötü değil ki, niye bu kadar kötü olarak görüyorsunuz tabii. Diyor. Sesi var, bir dinleyelim istersen. Anladım. Ardından IMF'nin neden kötü olduğunu ben söyleyeceğim, anlatacağım Ertuğrul. Bir dinleyelim şey bakalım. Almanya'da konuşunca oluyor. IMF ile görüşmeler var mı yok mu spekülasyonları var. Ve tabii ki İbrahim Kalın. Ya bir saniye dur sana, bir saniye dur sana. Soru şu şimdi, IMF ile görüşülüyor mu görüşülmüyor mu spekülasyonları falan. Kim var? Sen şey mi? Şu, ya biz bunu kalemle anlattık. Hani kupayla anlattık. Evet. Ondan sonra tükenmez kalemle anlattık. Tabii. Fahrettin Altun'la anlattık, Başkan Erdoğan'la anlattık, yine anlamadın. Ya spekülasyon falan yok arkadaşım. Yani hani bu sizin uydurduğunuz, olmasını arzu ettiğiniz ve diri tutmaya çalıştığınız evet. Bir mesele. Yani hakikaten kelime israfına gidiyor mecburen de hükümet. Bunlara cevap vermek zorunda kalıyor. Aynen. Tamam mı? Ya bunlar artık hani yok ama hala yani IMF ile bir görüşme şeyleri var. Ondan sonra durumları var. Bununla ilgili spekülasyonlar falan nedir var. Nedir o peki? Üretenler sizsiniz spekülasyonları. İnanan da sizsiniz. Tabii, bunun üzerine binaen şeyden yine sizsiniz. Aynen. Yine aynı mevzudan dağılmışlar ama bir söyleyeyim dedim. Buyursun peki devam edelim kaldığımız yer. Berat Albayrak yalanladı falan. Ateş olmayan ilanla duman çıkar mı bu Ankara siyasetinde? Çıkmaz. Sizce bu da psikolojik. Ben size söyleyeyim. Bakın. McKinsey olayını hatırlayın. McKinsey ile bence çok doğru bir şey yaptılar. Berat Albayrak anlaşma yaptı. Ama Türkiye'de işte bu bana soru soran arkadaşlarımız gibi herkes kendi kafasındaki şablonlarla baktığı için McKinsey'in ne olduğunu bile araştırmadı. Ne muhalefeti araştırdı ne de bunlardan etkilenen iktidar araştırdı. McKinsey bir danışmanlık kuruluşu, denetleme kuruluşu değil. McKinsey bir Amerikan kuruluşu değil, uluslararası bir kuruluş. McKinsey dünyanın bütün ülkelerine danışmanlık hizmeti veriyor. Yani bu
uluslararası bir standart getirecek bir şeye bile hep beraber vay iyi düğün olmayı dedik ya. Ya böyle bir gerizekalık olabilir mi? Var işte yapıyoruz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum ben size. Şimdi IMF de öyle. IMF başlı başına kötü bir şey değil ki ya. Türkiye'yi 2001 krizinden IMF'le yaptığı anlaşma çıkardı. Şimdi bak Ertuğrul Özkök'ün tabii böyle bir tarafta doğruyu söylerken öbür tarafta o doğrunun arasına yanlışı boca etme stratejisini anlıyoruz. Yani hani zannetmesin ki Ertuğrul Özkök hala 90'lı yılların milleti var, 90'lı yılların medyası var falan. Öyle değil. Yani McKinsey meselesinde haklı. Evet yani bunu iktidar da söyle, muhalefet de söylemedi, iktidar da söylemedi. Hayır, muhalefet bunun aksini söyledi. Adam danışmanlık İktidar diyor, doğrusunu anlattı ama kapı duvar olduğu için muhalefet abi anlamamakta ısrar etti. Siz o tarafa baktığınız için iktidarın da bir şey söylemediğini zannediyorsunuz. Evet. Bin kere söylendi. Tabii. Bin kere ama en nihayetinde Başkan Erdoğan kardeşim dedi. Yani bunu yapacak yerli firmalar da var. Madem denetim firması biz yerlerle yapalım. McKinsey'yi gerek yok diyerek bitirdi mevzuyu. Anlaşmayı da zaten ya yapmışlardı ya yapmak üzerelerdi. Anlaşma da iptal oldu falan. Buraya geçtik. Tamam buraları çok konuşuldu zaten. Ondan sonra biz de burada söyledik. Yani hani McKinsey falan filan meselesine ne gerek vardı? Hani bunu yapabilecek Türkiye'de de firmalar var dedik. Ama şunun da altını çizdik. Özellikle söyledik. McKinsey ile anlaşmanın bir anlamı vardı. Niye? Uluslararası bir şirketin yayınlamış olduğu1970'lerde ondan sonra mevzular ortaya çıktı. Bir kere kuruluş amacı ne? Uluslararası para sisteminin, ben şeyden okuyorum, aldığım notlardan okuyorum, istikrarını sağlamak IMF'nin amacı. Parasal konularda uluslararası işbirliğini güçlendirmek, uluslararası ticaretin dengeli büyümesini sağlamak ve bu para dengesi sorunlarını çözmek için oluşturulmuş bir kuruluş. Ne yapıyor? Uluslararası parasal işbirliğini artırmaya çalışıyor. Mali istikrarı güvence altına almaya çalışıyor. Uluslararası ticareti kolaylaştırmak gibi bir misyonu var. Yüksek istihdam oranlarını ve sürdürülebilir ekonomiyi büyümeyi desteklemek var. Dünya genelinde yoksulluğu azaltmak var. Ekonomik kriz yaşayan ülkelere kredi açmak ve politika önerilerinde bulunmak var. İşte kuruluş amacı bu. Fakat 1980'li yıllardan sonra özellikle bunun üzerine başka bir misyon ekleniyor. Parayı kim veriyor IMF'ye? Üye olan ülkeler veriyor. Üye olan ülkelerin en büyüğü kim? Amerika. Trump kafası 80'li yıllarda dank edince bu mevzuya ulan bu kadar millete para veriyoruz. Hadi istediğimiz şekle dönsün yöntemiyle IMF'yi de zaten kendi borularının öttüğü şekilde dizayn ediyorlar. Özellikle 80 yani sonrası diyor yapısal uyum projesi adı altında evet, ekonomi politikalarını belirleyerek ve denetleyerek etkinliğini artırıyor. Küreselleşme ile birlikte yaşanan finansal krizlerde son başvurucu merci görevini üstleniyor ama 80'lerden itibaren politikaları ve amaçları artmaya ve değişmeye başlıyor IMF'nin. Özellikle kredi verdiği ülkelerde izlediği politikalar eleştiri alıyor. IMF kredi alan, gelişmekte olan ülkelere dış şoklardan kaynaklanan kriz anlarında geçici olarak yol gösteren kuruluş olmaktan neyse, çıkıp borçlu ülkelerin iç evet, politikalarını gözetim altında tutan yönlendiren evet, bir kuruluş oluyor. Yani bu kadar detayı yani teknik olarak vermemize gerek yok. Yok, şunu vermemize gerek var. Hayır. Yani. Onu özellikle aldım bunu. Yani para vererek dünya ekonomisini rahatlatmaya çalışan IMF konumundan çıkıp hedef haline getirdiği ülkeyi para vererek yönetmeye çalışan bir kuruluş haline bu, geliyor. Özeti bu. Özeti budur. Bu. Evet. İkincisi şu, dikkat edersen 2000 krizinde de benzer şeyler olmuştu. Ana parayı veriyor, buna bir faiz belirliyor. Senin faizi ödemeni zorluyor ama ana parayı sürekli erteliyor. Evet. Dolayısıyla seni bir borç salmanına sokuyor. 2001 krizinde dediğin mevzuyla ilgili olarak o bir gecede 16 madde çıkartılan işte tütünden bilmem neye kadar işte kargillerin, margillerin falan da adının geçtiği o operasyonları Kemal Derviş aracılığıyla yürüten bir kuruluştur IMF. Sonra evet, Kemal Derviş'in neler yaptığını falan yani, biliyoruz ediyoruz. Onun için Ertuğrul evet, Özkök'ün böyle masumane göstermeye çalıştığı IMF onun anlattığı gibi değil. Yani aslında tabii sonuçta vermiş olduğum bilgiyi de yani benim gözümde
bu kadar da konuşmaya değmez. Çünkü IMF meselesi kapattı dedikten sonra özellikle bu tür şeyleri Türkiye'de algı olarak, yani bak şu domates çok güçlendi. İşte domates pahalandı, patlıcansız yapamıyoruz, IMF gelecek gibi algı yönetmeye çalışıyorlar. Bu muhalefetin, biz de şu anda bu hale konuşmuş hale geliyoruz bu kadar uzun uzun. Şey meselesini, IMF meselesini. Hiç gündemde yok. Bir daha söyleyeyim. Görüşme yok. Hiçbir şey yok. Ha bunu, bu dediğin de doğru yani. Ertuğrul Özkök bunu konuşur. Ertuğrul Özkök zaten küreselci dedik. Yemin de mesaj gelmiş birkaç yerden de. Kendisiyle ilgili sarf ettiğim cümle de şey yani. O tür tarzlara kızmaz o. Problem değil. O kendisi aynaya bakıp da ne kadar yakışıklı adamım diye. Hala şey bir adam. Yani şahsınla ilgili bir derdim yok benim yani. Yılların gazetecisi sonuçta. Bu tür şeylere de alışıktır o. Bence bu evet, bu IMF defteri kapatmıştır abi. Yani o Deutsche Welle'deki o kadının da efendim böyle bir spekülasyon yok kardeşim. Uyduruyorsunuz mabadınızdan. Arkasından Türkiye bunu konuşuyor. IMF'nin ne olduğunu da vatandaşa al, bu anlatabileceğim maksimum bunu anlattın. 5 saatte konuşmaya gerek yok. Bu defter kapanmışsa bence bugün de IMF defterini biz burada kapatabiliriz. Peki. Ne konuşalım? İmamoğlu hakkında bir haber yapıyor adamlar. Fakat enteresan. Bu nasıl bir algı yönetiyorsa adamlar abi, anlayamıyorum. Birkaç gündür hatırlarsın geçen haftalarda Cumhuriyet ve Sözcü'yle ilgili olarak. Adamlar işte o imamatipler, Diyanet'in çocuk imam bilmem ne meselesi, dini meselelerdeki bu hassasiyetlerini. Fakat böyle mesele Cumhuriyet Halk Partisi olunca, CHP olunca nasıl bir olumlamışlar. Ve diyor ki sabah namazını beraber kılıp arkasından hali ziyarete gitmiş İmamoğlu. Sabah namazını cemaat, özellikle sabah namazı kılmadan gitmiş. Yani çok biraz erken vakitlerdi. Ne diyorsun bu işe? Unuttuğu bir mevzu var. Sözcü gazetesinin sabah namazının çıkış vakti 8.05 İstanbul için bildiğim kadarıyla. Yani güneşin doğuşu 8.05 şimdi... geliyor yavaş yavaş geliyor diyorum. Evet. Dolayısıyla normal şartlar altında 7.30'da kalkıp hani esnaf ziyareti şu bu falan filan yaptığınız zaman otomatikman zaten namaza kalkmış oluyorsun. Yani Ekrem İmamoğlu için söylüyor. Özel bir çaba gerektirmiyor yani. 7.30'da kalktığında zaten şey oluyor. Biz Ekrem İmamoğlu'nu güneşin saat 5'te doğduğu saatlerde de görmek isteriz ayrıyeten. Bu bir. İkincisi. Şimdi İmamoğlu önce zamanımızı kılmış, sonra esnafı ziyaret etmiş. Bak çok önemli bir yer. Süre kalmış. Esnafı ziyaret etse güneş doğacak falan. Bir an evvel halletmesi lazım. Ama önemli olan doğru burada. Doğru vurgu yapıyorlar. Şimdi, kahvaltı yapmıyor. Enteresan cümleler var. İstanbul'un ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi için projemiz var. Tarımı teşvik edeceğiz. Hadi ya. Hadi nasıl edeceksin? Vay be. Yani hayır. Demek ki mesela AK Parti bunu niye düşünemedi? Mesela tarımı teşvik etmeyi niye düşünemedi ya? Ne kadar büyük bir proje. Tabii. Ya arkadaş, tarım teşvikiyle ilgili alt alta yazsan maddeleri. Bunun biliyorsun partisinin Cumhurbaşkanı adayı da hani mazot %50 ondan sonra indirimliydi çiftçiye. Ben traktörümle gidiyorum. Bak vermiyorlar. Niye vermiyorsun hakikaten falan diye. Onu da yaşadık değil mi? Soran bir adamdır bu. Tamam mı? Teşvik falan. Onun nasıl olduğunu o zaman da anlatmıştık. Çiftçi olarak kaydettireceksin kendini, aracını. Ondan sonra belirli bir kotan var. Çok büyük bir olaydı o ya. Tabii canım işte. Ya traktör, bak işte arkadaşlar diyeyim. Kamerayla traktörle gidiyorum. Çiftçiye mazotla ucuz mu diyorlar? Neydi? %50. %50 ucuz diyorlar değil mi? Al bakın bak fatura al. Bak. Niye vermiyorsun %50 ucuzu? Traktörü al, mazotu yarı fiyatına al. Şimdi Ekrem İmamoğlu da aynı şey. İstanbul'un ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi için projemiz var. Nedir arkadaş projem? Bir dinleyelim dediğinde tarımı teşvik edeceğiz. Bak hale geliyor. Hal esnafıyla konuşurken şunu söylüyor. Ben haldeki toptancıyı suçlu görmüyorum. Kimse toptancıyı suçlu görmüyor ki halde zaten. Öyle bir şey yok. Evet doğru. Taşı esnafa pazarcıya atarak bu iş olmaz. Bak taşı esnafa pazarcıya atarak bu iş olmaz. Biz üreticinin yanında olacağız. Hale niye gittin o zaman? Hal üretici değil ki. Ne işin var senin halde o zaman? Tarlaya git. Bir dakika, İkincisi. Burada, evet. Ya mevzu şu. Kimsenin hal esnafına söylediği bir şey yok. Hatta olumluyoruz. Yani haldeki satış fiyatı 4 lira olan bir mal markete nasıl 13 lira olarak gelir? Sorusunu soruyoruz. Artı bu hal sayısının artırılmasıyla ilgili üreticinin direkt bu fiyatların belirlendiği hale malını vermesi için
hükümetin hal yasası çıkarttığını ve bunu teşvik ettiğini söylüyoruz. Hal esnafını suçlayamayız falan diye Ekrem İmamoğlu sanki suçlayan biri varmış gibi şey yapıyor. Sözcü de bunu alıyor. Türkiye'nin hali diye manşet atıyor. İşte bak işte bu deminki aynı deminki meseleye geldik yine. Adam meseleyi anlatmıyor. Adamın derdi Türkiye'nin meselesi konuşup çözmeye çalışmak değil. Yani bir mesele vardır da bir mesele oluşturup bu mesele üzerinde mavra yapmak. Dönüp bulaşıyor üzerinde. Şimdi dediğin cümle de çok doğru. Hadi bu da aslında çok değer mi bilmiyorum ama adam da çıkmış koca da kendini gazete, ben gazeteyim diyor kardeşim. Manşet atıyorum diyor. İmamoğlu dertleri var. Ben bu cümle çok güzel ya. Ben haldeki toptancıyı suçlu görmüyorum. Yani pazarcı ve esnafçı suçlu değildir arkadaşım bu konularda. Zam. Çok güzel. Biz üreticinin yanında olacağız. Ne? Yani çiftçinin yanında duracağız. Haldeki adam da bu konuda suçlu değil. Peki çözüm önerisine biz tarımı teşvik edeceğiz. Yahu 1970'li yıllar, 60'lı yıllarda hatırlıyorsun yani çıkardı böyle siyasetçiler miting meydanlarına. 70'li yıllar, 80'li yıllarda hatırlıyorum mesela. Demirel'i çok iyi hatırlıyorum. Hayatta asla unutmadığım Demirel'in 1980 darbesinden sonra tekrar meydanlara çıkıp da o meşhur mitinginde eline miting meydanından, nerede olduğu hatırlayamıyorum tam. Binler oldu. Tamam da nedir ne olacak falan abi bekliyorsun. Adam geldi hükümete kurdu ekmek 2000 lira oldu. Şimdi bu böyle bir siyaset modeli 1970 model, 80 model, 90 model hatta 1940'lı modellerin siyaset modeli yok artık. Yani bir slogan attım bitti. IMF gelecek biliyor musun batıyoruz bitti. Hadi bakalım ben bir çamur ben bir şey atayım kuyuya bir taş atar hani. Çıkartamaz ya 40 akıllı. Aynen gibi. Öyle. Yani bir deli atacak suyu biz de uğraşacağız orada top taşı çıkartmak için. Vallahi şimdi şeye dönüp bakıp hani yani, milleti bu anlamda hani bilgilendirmek babından söylemekte fayda var. Şimdi herkesin belediye başkanı iddiasıyla yola çıkan bir belediye başkan adayı yani önce Beylikdüzü'nde ne yaptın? Hani o bankların üzerinden Büyükşehir'i yırtıp ondan sonra evet, Beylikdüzü kurnazlığını İstanbul evet. geneline mi yayacaksın sorusu sorulur ama ona daha var o soruyu sormaya. Şu cümlesini mesela sormakta fayda var. Nasıl yapacaksın diye. Orada. Ya şeyi söylüyor. Öncelikli olarak diyor İstanbul'a yakın bölgelerde tarım teşvik uygulamamızı devreye sokacağız. Ya yani ne yapacaksın? Mesela yani İzmit'e mi? Mesela İstanbul'a yakın bölge olarak söyle Sakarya'ya mı? Tekirdağ mı ondan sonra ya da işte İstanbul'un içindeki Bursa. Uzak yerleri mi Silivri'ye, Çatalca'ya da bir zaten tarafta. Zaten var orada tarım. Yani hani olabildiği orayı kadar var. Kaldı ki şöyle bir örnek var. Antalya'dan dün bir izleyicimiz yazmıştı. Tamam yani domates diyor burada üretiliyor diyor. Halde 4 liraya diyor satıyorlar diyor domatesi. 2,5-4 lira arasına satıyorlar halde diyor. Ben markette yine 10 liraya alıyorum diyor Antalya'da. Ya, fiyat böyle bu hale getirmiş mevzuyu. Sen şimdi orada mesele bu Nedret kanunu değil yani az olan kıymetlidir kuralı değil burada. Burada ürün var ama piyasanın bir şekilde ele geçiren aktörleri bu fiyatlarla farklı bir şekilde oynayarak ve iddia ediyorum 31 Mart öncesinde ekonomik kriz, mutfakta yangın, şu domates bu oldu, patlıcan, sivriber bu oldu yaygarasıyla bunu daha da olabildiğince köpürterek ve bu zincir marketlerde buna bilerek ya da bilmeyerek destek evet. vererek fiyatları çekiyorlar yukarı Hikmet. Valla şöyle bir söyleyeyim. Mesela bazen insan şunlarla da gurur duyuyor. Yani evet dediğin doğru. Bence o cümleye takılman da güzel olmuş. Tarımı teşvik edeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz ama gerçeğini getireceğiz. Onu şuna bileyim. Getir baba yani ben sana getirme ya. Demiyorum. Getireceksen yine getir. De nasıl getireceğini bir anlat. Aynen. Problem yok. Yani bu mesela hakikaten onur duyuyor insan. Bazen bu tür şeylerle karşılaşınca bilmiyoruz da. İşte o yüzden belki de Türkiye'nin bu yönde bu kadar büyük olması, hem iklimsel olarak çok müsait olması, mümbit topraklar, kuzeyinde farklı, güneyinde farklı, ortasında farklı. Neden? Çünkü farklı iklimler içerisindeki bir ülke içerisindeyiz. Hani merkezi noktası diyoruz ya, hani o jeopolitikle birlikte gelen bunun bir avantajı var. Fakat bir yerden de Türkiye
bu sebze ve gıda, daha doğrusu tarım da öyle bir ilerlemiş noktaya gelmiş ki biz bunu duyunca hakikaten insan bilmiyor, bazen birçok insan da farkında değildir. Bildiğimiz şey vardır bir tek yıllardır. Fındıkta dünyanın en büyük üreticisiyiz. Fındık dünya üretimin toplam %65-70 civarında. Kuru kayısı dünyanın %70'ini biz sağlıyoruz falan. Bunun dışında Antalya baktığın zaman dünyada en büyük seracılıkta dünyada en büyük dördüncü ülkeyiz abi. Bu 2018 Ekim ayındaki verilerden söylüyorum. Yani çok büyük bir alan bu tarım alanı Türkiye'de. Hani millet tarımda ne yapıyorsun şunu. Dördüncü olmak, yani bak dünya küresel çapta baktığın zaman mesela domateste dünyada dördüncüyüz, beşinciyiz. Tüm dünyada. Fındıkta birisin, kayısta birisin. Yani böyle kalemler var Türkiye'de. Böyle geniş bir alanda şimdi biz hal mal meselesi falan, ekmek mekmek, işte domates, patlıcan, biber konuşuyoruz ama bu sadece bizim tüketim ve zamlar, fiyat ve ekonomiyle ilgili değil. Ülkenin de kapasitesine baktığın zaman da hakikaten el atılması gereken. Hani Erdoğan dedi ya, bu işe bir el atacağız, meşter vuracağız. Vurmak durumundasın baba. Yani bir şey ithal edilmiyor Türkiye'ye. Çok büyük bir ihracat var gıda üzerinden. Ha, yalnız çok da tabii şey bir konu. Çok da polemikli bir konu. Beni de gerçek fikrimi sorarsan ben bu kadar ihracata karşıyım. Onu savunanlar var, doğru. Ben karşıyım. Ben yani. Mesela bunun çünkü bilimsel bir çalışması olduğu için Batı'da ve son yıllarda da bu çok ciddi bir şekilde konuşulduğu için, ben biliyorsun yani komple teorisi seven bir insan değilim ama çok net verilerle ortaya koymuşlar. Bazı ülkeler gıdası varken dahi mesela kendi toprağında buğday ekebiliyor ve çıkabiliyor. Diyor ki ekmeyelim. Biz nasıl uçak bıçak bilmem ne bir şey satıyoruz. Satarız, buğdayı dışarıdan alalım getirelim diyorlar. Niye diye bakıyorsun altına. Diyor ki bir ülke 1 milyon ton gıda ihraç ediyorsa, ki Türkiye için hiçbir şey değil. 1 milyon ton gıda 5 milyon ton suyla beslenip 1 milyon tonluk alüvyon, element gönderiyorsun sürekli. 50 yıl boyunca gönderirsek diyor, benim toprak çoraklaşacak diyor. Yani mantık bu, düz mantık bu. Bunun gerçek olup olmadığını araştırdım, baktım, hatta okudum. National Geographic'ten baktım. Hakikaten dünyada böyle bir şey var. Yani bunu yapıyorlar diyor. Kendi ihtiyacın kadarını üreteceksin. Kendi ihtiyacından fazlasını da yapabilirsin ama bütün diyor gücünü tarım üzerine koyup da ihraç etmeye başlarsan toprak, yani satmak demek milyonlarca ton gıda, milyonlarca ton toprak ve su satmak demektir. Yani su göndermek demektir. Bu çok enteresan bir nokta yani. O yüzden hani geçenlerde bunu aşağı yukarı birkaç senedir kullanıyorlar. İki sene önce olduğu için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapacak ya Türkiye diyor kendi kendine yeten bilmem ülkeydi, evet Türkiye, ama diyor artık diyor hayvanın diyor samanını bile ithal ediyorlar. Bak cümle çok cafcaflı. Saman ithal etmek çok cafcaf. Çünkü Türkiye'de saman dedim mi her taraf saman, git tarla. Özellikle bozkırlara git, yazın her taraf saman. Bunu şunu düşünmüyor adam. Ya arkadaş, saman için o bir sektör, onu tarımsal uzun anlatamam onu ama şunu sana söyleyeyim. Toplam 300 bin euroluk bir konteyner ve bilmem kaç konteyner saman getiriyorsun ülkeye. Tamam mı? Saman. Düz bildiğin saman. Ama diğer taraftan Türkiye bir helikopter satıyor. Veyahut da bir bilmem ne satıyor. İHA'lardan bir şey alıyor, bilmem kaç milyon dolarlık. Tamam mı? Onu, bu çok daha büyük bir hadise. Bu çok çok büyük bir hadise. Sen oradaki 250 bin euroluk toplam değeri olan bu samanı ithal etmekten diyorsun ki Türkiye ne hale geldi. Ya demiyor kardeşim, ki dünyaya biz teknoloji ihraç ediyoruz. Tel bayrak ipini yapmaktan gurur duyan bir CHP zihniyetinden bugün helikopter, milgem dediğin savaş gemileri ihraç eden bir ülke noktasına gelmiş. Ha, bunu görmüyoruz. Saman niye getiriyoruz? Anlayamaz diyor. Ama zaten. Ya çünkü o bayrak telini ürettik biz diye gururlanan bir zihniyetin, ondan sonra bak biz bayrak telini üretmiştik, şimdi adamlar saman ithal ediyorlar. Ha. Argümanına karşı bir şey üretemezsin. Yani bunlarla uğraşmak akıntıya kürek çekmek. Onu öyle bırakacaksın orada. Başka şansı yok. Aynen Meral Akşener'i hanımefendiyi İYİ Parti'nin genel başkanını bırakmak gerektiği gibi. Menemen diyor zengin yemeği oldu artık diyor. Biber diyor. Daha önce diyor soğanın diyor kilosu bu olunca diyor soğanlı mı soğansız mı tartışması çıkmıştı ki tartışma ondan çıkmamıştı. Allah Vedat Milor'un ondan sonra gurme Milor'un ondan sonra bir tartışmasıyla hakikaten de ilgi çekmişti. Ondan sonra bu tartışma çıkmış. Şimdi diyor yeşil biberin diyor 18 lira olduğu bir şeyde de herhalde diyor biber katalım mı katmayalım mı diye soracaklar diyor. Ya bu kadar popülist, çok bu kadar ya. Hamaset yüklü, bu çok kadar ucuz. Sığ argümanlarla ondan sonra oy alabileceğini zannediyorsanız, hani CHP'nin o kemik kitlesi
Yani birini CHP'ye veririz, öbürünü HDP'ye veririz diyen kitle HDP'den vazgeçilse, bir oyumuz CHP'ye, bir oyumuz İYİ Parti'ye falan diyorsa ya da ittifaka yöneliyorsa ayrı bir mesele. Bunları bu sığ argümanlarla kandırmanız mümkün olabilir ama soru şu. Ya halde 4 lira olan, 5 lira olan sirvi biber markette niye 18 lira oldu sorusunu sormazsanız bu popülist, hamaset yüklü ve sığ bir maalesef bakış açısıdır. Başka maalesef bir şey değil. İşte bunlarla da Türkiye'yi abi ondan sonra zıplatacaklarmış. Hayır. Yok tarım arazisi yapacaklarmış. Allah muhafaza ya. Tarıma teşvik vereceklermiş. Allah muhafaza. Aman bunu da aman çok yani böyle çocuksu bir şeyle söylüyorum. Hani Allah korusun CHP falan diyoruz ama bunu çok inanarak da söylüyorum. Bunu hakikaten düşünüyorum da zaman zaman. Yani bu adam işte efendim hale gitti. Sabah namazını kıldıktan sonra esnafla hemhal oldu. Öteki taraftan Meral Akşener menemen bir zengin yemeği artık çok domates pahalı. Öteki taraftan diyor ki bir tanesi tarımı, pardon çözüm burada, tarımı diyor teşvik edeceğiz. Ne yapacağım peki? Çok yakına getireceğiz, böylece mesafe olmayacak. Daha domatesi kurtaracağız, patlıcanla. Ya patlıcan üzerinden, domates üzerinden, biber üzerinden siyaset üreteceksin. Ya üretebiliyorsan bana bir altını açıklayıp da böyle bak eğer patlıcan sorunu çözersek herkese patlıcan lazım ve ne yapacaksın? Abi Türkiye sorunu çözeceğim. Arkadaş yani şimdi sen demiyorsun ki Türkiye küresel çapta bir mücadelesi var ya. Yani demiyorsun mesela arkadaş bir dakika dur, tüneller yapıldı. Ben geldiğim zaman metro ağlarını bilmem ne kadar yapıp aynı zamanda da bir yandan da arka tarafımı kollamam lazım Menmiş tarafında. Amerika ilişkileri, FETÖ, METÖ bunlar yok baba yani. Diye. Şunu yazmış. Bizim köklerimiz, bilmiyorum şu anda bulabilirsek şeyde var sabahta. O cümle bence çok doğru, yeterli olur bence. Şu cümleyi kurmuş, buldum abi. Diyor ki demokrasi kültürü bizim köklerimizde var. Yani Kılıçdaroğlu. Propaganda yapıyor mesela. Demokrasi kültürü bizim köklerimizde var. Altta da bu da imza. Bu da tabii Engin Ardıç Usta'nın imzası. Türkiye 27 yıl diktayla yönetmiş bir partinin genel başkanı. Bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Şimdi demokrasi kültürümüzde var diyerek siyaset yaparsan hangi kültüründe nerede var? Tek parti seçiminde mi var? Veyahut da o meşhur dün konuşma yaptı, evvelsi gün konuşma yaptı o şeye Fox TV'de o küçük o bize vermiştik onu. Nerende var senin demokrasi kültürü? Nerende var? Bakayım bir dön bakalım bir tur at. Nerende var abi? Yani bu parti biz kurduk, üzerimize kurdu. Hadi geçtik onu. Tek partili dönemin biricik partisiydin sen. Kökün bu. Hadi kökün onu atladık. 1946'daki seçimlerde de dünyanın en şaklaban seçimini yaptınız insanlara ya. Dalga geçtiniz insanlara. Dalga geçtiniz açık ya. Açık oy gizli sayım değil ama mi? Ama şey yapamıyorsun ya. Sandığı attın ya istersen. Zamazinko Partisi de var fark etmez. Adam burada sayıyor zaten. Ne dediyse o. Bu kadar. Bu kadar. Ya aynısını ya aradan. Yani bak sen 46 diyorsun. Geldik 2019'a. Aradan geçmiş ne oluyor? 60-13'te oradan 73 sene sonra partinde bir oylama yapıyorsun. Parti meclisinde kimler aday olsun olmasın muamelesi. Sırayla alınıyor. İki tane şey veriyorsun. Tabii 6 sıra var. Tabii sırayla alınıyor. Bir de şunu yapmış onu sonradan okuyunca çok detayını öğrendim. Ya. Hem onu yapmış sırayla alın muhabbetini hem de pusula veriyor ya. Hani mavi kırmızı pusula falan neyse onlarla ilgili olsun mu olmasın mı falan. Kökten buraya kadar aynı şey gelmiş. Değişen bir şey yok. İkincisi hakikaten böyle bazen proje üretmiyorlar. Sokak ağzı oluyor. Çok seviyorum. Hani şeyi söylüyorlar. Yani yalanını yiyeyim derler ya. Evet. Ya da yalanın bassın derler bir şey bulamıyorsun ya. Çünkü yani artık yani böyle rahatlıyorsun. Aynen öyle. Yani aynen bu öyle. Noktada bu rahatlama şeyi bu olacak herhalde. Bu ekmek meselesinde vereceğim mi bilmiyorum da adam ekmek fiyatlarını taktı biliyorsun. Bari hali kapatacaksa. Tamam olur. Kılıçdaroğlu'nun bir ekmeği vardı biliyorsun. Ekmek hikayesini bir dinleyelim o zaman. Kılıçdaroğlu'nun ekmek fiyatlarına takmış. Yani fırıncıları mı savunuyor? Dünkü millete ucuz ekmek yediriyorsunuz, vardı. Pahalı mı verin diyor. Çok anlamadım dünkü grup toplantısında bir dinleyelim. Buyurun. Fırıncıların sorunları. Ekmek. İster fakir olalım, ister zengin olalım tükettiğimiz temel gıda maddelerinden birisidir. Uzun süredir zam yaptırmıyorlar. Tehdit ediyorlar. Uzun süredir.
Şimdi buraya aldık. Ben burayı anlamadım. Yani hani özellikle aldık hani fırıncıları. Zam yaptırmıyorlar diyor. Zam yaptırmıyorlar falan. Ne, yani ekmeğe zam yapın mı demek istiyor? Bence bu şudur. Seçim vaadi. Bize iktidar gelirsek ya da biz belediye başkanı seçerseniz ekmeğe zam yapacağız. Devamını falan da dinledim. Hani şey değil. Tabii izleyicilerimize işte, şey yapalım. Bir yerden kesip cımbızlayarak falan aldığımız bir mevzu değil. Ya bunun onsa detayını falan aldım. Bayağı söyleyeyim. Uzun. Onun için almadım. Sadece un fiyatları da diyor yükseldi diyor. O yükseldi ama diyor fırıncılara diyor bir türlü zam yaptırmıyorlar. Cümle çok güzel ama çok güzel. Gene cafcaflı. Yani benim çocuk da böyle ufak tefek böyle bir şey yaptıracak. Baba seni çok seviyorum falan cümleye başlıyor. Kandıracak ya bizi. Fakirin, fakir de olsan, zengin de olsan ekmek bu milletin kültürü var değil mi? Hakikaten. Hatta atasözleri hep ekmeğin üzerinedir değil mi? Adam ekmeğine el uzatmak, ekmeğine göz dikmek değil mi? Ekmek kazanmak. Tabii. Ekmeği bir koy TDK'ya 100 tane ekmek çıkar. Bu kadar kıymetlidir. Öpüp başına koyarsınız falan kıymet. Benim anlamadığım şu. Şimdi halden bahsediyor. Tarımı teşvik ediyorsun falan filan. Hatta abuk subuk bir cümle kuruyor. Ben bence abuk subuk. Esnafın kabahati yok ama tüketici, üreticiyi koruyacağız. Ne yapıyoruz anlamadım arada bilmiyorum. Bunu çok koruyorum. Aynen yüksek fiyat satmasını sağlayacağım. Esnafın da hiçbir kabahati yok. Kimin kabahati var o zaman? O iyi, o herkes çok iyi, hiçbir şey yok orada da. Bu da diyor ki ekmek diyor, zam yapmadılar diyor. O yüzden diyor, bunlar zorla diyor durdurdular bu zammı diyor. Arkadaş eğer ekmeği şu anda 2 lira yapsan, bunlar ekmek, halkın ekmeğine göz diktiler, 2 lira yaptılar diye bağıracaksın. Doğru, doğru. Bir de bu da işte böyle uzun süre Kılıçdaroğlu hakkında yazı yazan kişilerin özelliğidir bu. Sene 2010, Kılıçdaroğlu seçim vaadi. 2010, İstanbul Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Hani o çamurları gidip de İstanbul'da buldu ya. 2009'dur o. 2009. 2009 muydu seçim? 2009 tabii tabii. Doğru. Yani 10 sene önce. O bir bilmem ne çamur bulup da hani paşalarını çekildi. Bak İstanbul çamur içinde dediği vakit. O seçimlerde adam seçim vaadini yaptı. Bunu resmen yaptı. Neydi biliyor musun? Ben dedi İstanbul Belediye Başkanı olayım dedi. İstanbul'a ucuz ekmek yedireceğim. Çok güzel. Bak bu doğru. Nasıl yapacağını da sormuyor. Çünkü bir cümle kurdu. Rakam veriyorsan sormam. Hani şey doğru mesela. Yalan olsa da bir. Ben gelirsem mazot 1 lira olacak. Bu bir vaattir abi. Yani yaparsın yapamazsın manyak mısın diye sorarsın. Ama bir vaattir bakarsın. 1 lira olacaksa vereyim diyebilir. Veyahut Haydarbaş'ın yaptığı gibi. Asgari ücret 5500 lira olacak. Olacak. Verirsin mi? Ben manyak mısın olabilir mi öyle bir şey diye sorsan diye. Rakam kaldırmaz. Olsun abi sonuçta vaat ve proje ortaya koyuyorsun. Yani şunu söylemiyorsun. Sen gece ne yapacaksın? Gerçek demokrasi getireceğim. Bu gerçek değil. Gerçek nasıl oluyor baba? Ben getirince görürsün. İki, o ne yapacaksın? Biz gelirsek bu ne vaat mesela? Yani tarımı iyileştireceğiz falan filan. Bu vaatte şunu söylüyor bence. Ekmek fiyatlarını, şunu söylüyor. 2009'a döneyim pardon. Diyor ki ekmek fiyatları diyor çok diyor yüksek. Ben diyor İstanbul Belediye Başkanı olursam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi. Ekmek diyor 40 kuruşa satılacak. 40 kuruş satılacak. Normal fırınlarda 50 kuruş, 65 kuruş, 75 kuruş falan biliyoruz gramaj diye. Ben kez 40'ı. O anda bunu söylerken git arkasından aynı sokaktan sola dön. Halk ekmeğe gir. Hatırlıyorum. Dijital yerde 40 kuruş yazıyor ya. Hatta daha da ucuzdu belki. Tamam böyle meydan rost karıştırmaya gerek yok yani. Google'a gitmeye gerek yok. Orada yazıyor. Ulan bakın bakalım biz bir vaat edeceğiz ama fırıncılara. Kaç liraymış bu ekmek? Biz onun altını verelim. Ya neyse onun 5 kuruş altı. Neresiydi o? Manisa mıydı? Amasya mıydı? Sakarya mı? Sakarya mıydı? Biz gelince katlı otopark yapacağız. Ha, Sakarya ya. Sakarya o, mıydı? Bilmem, senin memleketti değil mi? Adamı çıkarttı ya. Arkadaşlar şu anda sizin bizim bu adayımız size vaat ediyor. Bu bulunduğumuz meydanın altını katlı otopark yapacak. Bir alkış duruyor orada çünkü. Sakaryalı çünkü. Bir dakika kardeşim 2008'de orası zaten olmuş ama işin komik daha tarafını biliyor musun? Konuşuyor ya böyle eli bu. Burada da başkanın elini kaldırmış. Kılıçdaroğlu bu. Şaka gibi. Ya. Kameranın kadrajının arkasında şöyle bir şey yazıyor. Otopark ve ok işareti aşağıda. doğru. Bari bazı vekiller de altı park edip yukarı çıkmışlar. Ekmek fiyatıymış, şuymuş. Bunlar için çok önemli değil. Şimdi Gezici diye bir anket şirketi var. Biz bunları çok şey yaptık o dönem. Hatta bunun üzerine falan ben bayağı da yorumlar yaptım. Hatta bırakacaklardı bildiğim kadarıyla bu işi tutturamazsak falan filan. O ORC olmasın. O ORC Gezici mi değil? ORC. ORC diyorum. ORC miydi o? Neyse ORC diye biliyorum bunlar, ben. Gezici araştırma şirketi onlardan biri miydi? Çok emin değilim. Neyse bakarız şimdi şeye. Araştırma şirketlerinin bir açıklaması var.
Gezici Araştırma Şirketi'nin şeyleri de söyleyeyim. Ankara ve İstanbul'da yapmış anketi. HDP ittifakı CHP'ye oy kaybettirdi diyor. CHP ve İYİ Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçimler için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurması halkın tepkisini çekti. Türkiye genelinde büyük oy kaybı yaşıyorlar demiş. ...54.2. Millet İttifakı'nın adı Ekrem İmamoğlu'nunki 45.8. Aşağı yukarı puan farkı var. 9-10 puanlık, 9 küsür puanlık bir fark var. Evet. Bununla ilgili. Ankara'da da çok böyle pohpohladılar. İşte Mansur geldi, şu oldu falan filan muhabbetiyle yavaş kardeşim biraz, yavaş, yavaş gelin falan diye evet. Esprileri falan oluyordu. Mesela Özhaseki pazartesi günde bizim yayınımızdaydı. %52.2, Mansur Yavaş 47.8. Orada da aşağı yukarı 5 küsur puanlık ya da 4 küsur puanlık falan bir fark söz konusu. Bunlar daha ilk şeyler. Tabii. Şimdi bunu bilgiler. Bunu şimdi yarın yazarlar. HDP meselesi hakikaten şeyi Meral Akşener'in falan o şeyde verdiği gibi, az önce verdiğimiz gibi. HDP'li diyor gizli görüşmeler yapıyor. Siz açıktan yapıyorsunuz. Yani orada öyle bir şey yok da. Siz açıktan yapıyorsunuz. Gizli biz göremiyoruz ama seninkini görüyoruz. Aynen ne öyle. Ne oluyor bitiyor görüyoruz. Aydın'da bunu. Mesela Mustafa Savaş Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı 52.2. Millet İttifakı'nın CHP adayı Özlem Çerçioğlu 47.8 gözüküyor. Hatay benzer şeylerde İbrahim Güler önde gidiyor. Millet İttifakı'nın adayı. Bursa'da Cumhur zorlayacak diyor. Ondan sonra %48.8 AK Parti ve MHP'nin kurulu Cumhur İttifakı adayına oy verecek. Oy vermek istediğini, %51.2 de Millet İttifakı'nın adayına oy vermek istediğini belirtiyormuş. Bursa'da kafa kafaya gittiğini ifade ediyor. Dolayısıyla hani bu CHP'nin bu zamana kadar sürdürdüğü HDP aşkı ondan sonra CHP'ye pahalıya patlayacak seçim anlamında. Zaten milletin gönlündeki şeylerini bitirdiler de. Seçim anlamında da pahalıya patlayacağını söylüyor. Bir bilgi daha vereyim. Evet. Şimdi bunlar öyle enteresan bir kurgu ki, öyle söyleyeyim. Millet İttifakı dedikleri araya onu almış bana da söyleyeyim ondan sonra bunu söyleyeceğim. Tweet'i şuydu diyor. Ankara'da diyor ben Özhaseki ya da Yavaş'a diyor oy vermeyeceğim diyor. Ankara'da ben Vatan Partisi'nin adayı TÜİN'in Uygur'a destek vereceğim diyor. Bir tweet atıyor. Aman Allah'ım CHP'lileri de bunun şeyi mi kaldı? Ondan sonra vatan hainliğinden tut her türlü galiz açıklamaları, yorumları, küfürleri evet. falan boca etmiş vaziyetteler CHP'nin trolleri. Ondan sonra hatta kendi dostlarından falan da bayağı kızanlar olmuş. Mevzu da şuymuş kızma gerekçeleri. Kardeşim sen niye oyları bölüyorsun? Yani Mansur Yavaş orada var işte biz Cumhur İttifakı'nı bu vaziyette deleceğiz. Sen kalkıp TÜİN Uygur'a destek verdiğini söyleyerek aslında dolaylı olarak AK Parti'ye destek veriyorsun. Niye bölüyorsun? Niye fitne fesat çıkartıyorsun falan diye sorunca bu tweet'i atmak zorunda kalıyor Ceyhan Mumcu. Diyor ki Vatan Partisi Ankara Büyükşehir adayı TÜİN Uygur'a destek verdiğim için TÜİN Uygur'a destek verdiğim için bana oyları bölüyorsun diye kızan CHP'li dostlarım. Ey dostlarım diyor. 7 Haziran, 1 Kasım ve 24 Haziran seçimlerinde ben CHP'ye eşim HDP'ye diyerek oylarınızı kendiniz bölmediniz mi? O zaman bölmüyordunuz da şimdi mi bölme oldu? Ya, diye kapakvari bir cevap veriyor. Çok güzel Mumcu. Söylemiş ama bu. O yüzden Sayın Meral Akşener'e buradan seslenirim tekrar böyle tesadüfen o manşeti gördüğüm için söylüyorum. Yoksa ne gazetenin kendisinin ne de oradaki yapılan siyaseti ciddiye aldığımdan değil ama yok AK Parti ile HDP arasındaki bu ilişkiyi kapılar adından falan gibi bilmiyorum. Söyledip söylemediğini de bilmiyorum. Ben sürmanşete göre konuşuyorum. O gazetenin sürmanşetine göre. Arkadaş bunu biz hani hep espriyle anlatıyoruz. Şunu anlattık, bunu anlattık da artık bunu anlatacak tarafı kalmadı. Artık bunu ya hazmedeceksiniz. Bütün CHP'liler bunu hazmedecek.
böyle inananlar da inandığı şekilde verecek. Hazmedemeyenler de ona göre tavrını ortaya koyacak. Yani bunu artık biz şunu yapın, bunu yapın, bizi yönlendirmeyin, bizi bırakın. Vallahi ya sonuçta biz böyle bir görevimiz yok. Böyle ulvi bir görev de almış değiliz. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Siyaseti tartışmaya çalışıyoruz ya. Biraz mantıklı olun, biraz aklımızla dalga geçmeyin. Veyahut da biz size kızınca çok üzerimize geliyorsunuz kardeşim. Sen bu Kemalistlerle böyle kafa buluyorsun. Sen bu CHP'nin şurasına vuruyorsun sürekli. Bilmem ne diyeyim. Bunu yapmamızın bir sebebi var. Çünkü biz bunların soruların cevabını alamayınca hep bu konuda bu minvalde analiz yapmak durumunda kalıyoruz. İşimiz bu. Başka bir portakal yani, satıyor olmuş olsam aynen. Portakalla ilgili alıyor analiz şimdi, yapacağım. Ama Türkiye haliniz bu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan bir açıklama var. Dün Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine. Özetle şunu ne söylüyor. Sağ olsun bizim Ankara Haber Müdürümüz Necdet Tunaç göndermiş bunu. Kimse ekmek üzerinden siyaset yapmasın diyorlar. Alın teri emeğiyle bütünleşen tek bir hedefi vardır bizlerin diyor. Nimeti en iyi şekilde vatandaşlarımızla buluşmak. Siyaset arenasında kişisel menfaat arayanların oluşturduğu dernekler fırıncı esnafını temsil edemez, etmemektedir. Evet, fırıncılarımızın sorunları vardır. Ancak bu sorunların çözüm noktası grup toplantıları değil, ilgili bakanlıklardır. Bizler de yaşadığımız problemlerin çözümü noktasında gerek Ticaret Bakanlığımızla, gerek Tarım Orman Bakanlığımızla, gerek İçişleri Bakanlığımızla her zaman koordineli şekilde hareket ettik. En iyiye ulaşma konusunda gayret sarf ediyoruz. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu'na gizli gizli söylediğimiz herhangi bir şey söz konusu değildir. Yaşanan problemleri hiçbir zaman kapı arkalarında konuşmadık ki. Elhak doğru biliyorum. Yani hani hem basından takip ediyoruz hem hakikaten bu hususlarda aleni bir şekilde açık açık basın toplantılarıyla, yazılarla, şunlarla, bunlarla Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıklamayı yapıyor. Hiçbir ihtimalle ismini ya da muhalefetin ismini vermeden. Alenen ve her ortamda sıkıntılarımızı gündeme getirirken ülke menfaatlerine zarar verecek girişimlerde de bulunmadık. Ekmek üreticisinin de aynı zamanda bir tüketici olduğu gerçeğinden hareketle problemlerin el birliği ve dayanışma ile çözümlenebileceğine olan inancımızda da bir eksiklik söz konusu değildir. Ekmek bir nimettir ve yeri siyaset değildir demiş Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne yürük açıklama. Yani bunu hep söylüyoruz. Bak esnafın sorunu, çiftçinin sorunu, Fırıncılar Derneği'nin sorunu bunlar olabilir. Fakat senin siyaset yaptığın alanda. Yani bunu adam dün çıktı resmen söyledi. Biz bunu hani eskide şeyle dalga geçtim ya biraz önce Sultan Palamut devrinde eski Türkiye'de yapılan siyasetin ve halktaki karşılığından bahsettik. O zaman da dahi yani halkı o zamanki şartlarda şey yapabilirsin belki eleştirebilirsin. Hani bilgiye ulaşmak zor öyle değil mi? Doğru. Bir tek kanal var hiçbir şey yok. Yani şöyle düşün 1960 darbesini aylar sonra 1960'ta darbe yapılıyor. Ki vakadır. Kitapta da yazar. O anekdot. Aylar sonra daha Güneydoğu'nun bazı köylerinde ilk defa haberi olan insanlar var. Yani idamından Cumhuriyet'in sonra. Kurulmasından kaç sene sonra Cumhuriyet'in kurulduğundan haberi olmayan. Yani o yüzden. Ama şu andaki Türkiye'de artık halk bu tür maziyeti yok. Bu millet bilgiye daha hızlı ulaştı. İsterse manipülasyon yap. İsterse kandırmaya çalış. İstersen algı yönetmeye çalış. Ne halt yersen ye. Bu millet bile bilgiye ulaşabiliyor. Herkes bilgiye ulaşabiliyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Aynen ve maalesef yaptığınız her şey ortaya çıkıyor. Bravo. Bakan Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak Ankara'da medyanın Ankara temsilcileriyle bir toplantısı vardı. Şimdi son dakikalarda arkadan hızlı hızlı geçiyor. Onlara söyleyeceğim. Birazdan bizim Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de hazır olursa detayları aktarmak üzere bağlanacak. Biraz acele etsinler. Fazla vaktimiz kalmadı çünkü. Şunu söylüyor. Biz dün, evvelsi gün ve bugünün manşetinde başından beri neyi söylüyoruz Hikmet? Ne ya? Ya bu fiyat politikalarıyla, gıdadaki bu fiyat politikalarıyla ya da fiyat oynamaları ben altını özellikle çizdim. Dedim ya hani evvelsi günkü yayında. Yani Gezi Parkı'nın ağaç hassasiyetinden çıktığına inanıyorsanız bu fiyatlardaki oynamayı da bu adamların fırsatçılıktan dolayı para kazanmak için yaptığına inanabilirsiniz. Diye. Bu değil, bu fırsatçılıkla falan alakası yok. Sayın Albayrak hakikaten bunu olumlayacak ya da bu aynı fikirde olduğunu söyleyecek bir şey söylüyor. Gıda fiyatları üzerinden bilinçli ve sistematik bir operasyon yapılıyor diyor. Tamam yani doğru, yapar, doğru. Soru şu, dün vermiştik. Migros Carrefour örneğini vererek söylemiştik. 4 liraya haldeki satış fiyatı olan patlıcanı sen internet siten üzerinden yani sanal market üzerinden 19-18 liraya 17.90'a satıyorsan bunun adı fırsatçılık değil artık. Bunun adı bir operasyon çekmektir. Çünkü bir de bunun şey hikayesi var biliyorsun. Yani bu zincir marketlerde şurada burada alınan fiyatlar enflasyon oranlarına da yansıyor. Çünkü sepette bunların fiyatları var.
Şimdi sen 17.90 yazdığın anda o zaman diyorsun ki arkadaş geçen ay bu 4 liraydı şimdi 17.90 oldu. Vay be %300 zamlanmış enflasyona ne kadarsa 1 puansa 1 puan yarım puansa yarım puan ama bir etki yapmasını sağlıyorsun öyle veya böyle. Benim anladığım bu. Bakan Albayrak bunu mu söylemeye çalışıyor bilmiyorum. Şu demiyor mu abi enflasyon açıklanırken bu ayki zam şampiyonu biber şu kadar bir domates şu kadar hatırlıyorsun değil mi? Enflasyon açıklanırken yani verileri açıklanırken o ayki enflasyon oranları belirtilirken özellikle öyle bir şey yapılır zaten biliyorsun. Nedir o? Önce bir gıdaya gidersin. Bir yazar. Bu ayki zam şampiyonu biber. Bu zam şampiyonu bilmem. Fiyatı düşenler domates falan gibi. Yani bunlar ana temel göstergelerden bir tanesi. Senin kiran aynı kalır. Ödemelerin aynıdır. Ne bileyim işte bak şeyin dediği gibi doğalgaza zam yapılmaz. Elektriğe %3-5 indirim yapılır. Şu bu olur. Bunların hepsi enflasyonu etkileyecek olan yani ekonomiyi güçlendirecek olan şeylerdir. Vatandaşın refahıdır, ferahıdır. Ferah refahlamasıdır. Ama buradan şu operasyonu çektiğin zaman da bütün bu yaptıkların hepsinin üzerine gerçek olmayan bir şey ortaya, sanal bir enflasyon ortaya çıkartmaya çalışıyorsun. Doğruyorsun. Doğru. Yani bu önemli bir şey. Başka tabii. Başlıklar yani bunu... da var. Ondan sonra stokçuluk ve spekülasyon yapamayacaklar artık. Gıda teröre karşı kısa sürede çok güçlü adımlar atacağız. Tarladan sonra tüm zinciri koordine edeceğiz diyor. Sıracılıkla ilgili açıklamaları var. Milletin cebine ve mutfağına kastedenlere fırsat vermemeye kararlıyız. Kısa sürede güçlü adımlar geliyor diyor. Ekonomide genel olarak 2019 yılında çok iyi başladık. Böyle devam edecek. Ben de öyle umuyorum. Bir toparlanma olacak. Çok ümitliyim ben de. Samimi söylüyorum. Yani şimdi. Yapamayacaklar. Yine başaramayacaklar. Adamların bak ne kadar kötü. Ya ne diyorlar? Bir şey alışveriş yapmayalım. Ekonomiyi durdurun. Türkiye dursun diyor. Öteki taraf durduramayınca bu sefer ekonomiyi fazla hızlandırın. Fiyatları üzerine koyun. Tamam mı? Millet enflasyondan bessin diyor. Hala böyle bu tür hesaplarla yürüyen bir akıl var Türkiye'de ve maalesef yine kaybedecekler. Maalesef derken tabii yani maalesef böyle bir akıl var. Hayır. Maalesef kelimesi doğru çünkü bunların yapmış olduğu siyasete olan güveni, siyasete olan milletin şeyini de kaybettiriyor. Bunların bu tavırları, bu hareketleri. Tabii. Yani hani doğru. Kendine zarar verip orada otursa problem aynen değil. Aynen öyle. Hani pislik aynen yaptım öyle. Ben pislik adamım ben böyleyim dedim bittin kaldın orada. Aynen öyle. Öyle olmuyor ama maalesef. Yani etrafı da çamur sıçratıyorsun. Aynen. Yani. Şimdi görüntüler Eybelada'dan Yunanistan Başbakanı Tsipras. Tsipras Eybelada'yı Ruhban Okulu ziyaret ediyor. Tabii bunların bir sürü adımı, anlamı var bu ziyaretlerin. Tabii, buraya gelmenin tabii. İşte Patrik'te buluşmanın Ruhban Okulu bilmem. Müftü seçimi. Bak. Şimdi ben şeylerde bakıyorum. Bunu özellikle önemse şu mesela İbrahim Kalın gördüğüm kadarıyla eşlik ediyor Yunanistan Başbakanı'na. Şimdi bunun bir anlamı var. Anlamı nedir şu, anlamı sence? Yunanistan açısından çok önemli. Yani Eybeda'da Ruhban Okulu'nun açılması tabii. meselesi var. Yıllardır uğraştıkları mevzu. Ondan sonra Türkiye farklı önerilerin getirildiğini biliyoruz. Yani hani illa bu kadar şey yapmayın. Bakın üniversite açabilirsiniz. Ruhban yetiştirmek istiyorsanız tabii. falan gibi. Bir sürü şeyleri falan var ama. Patrikhane'nin durumu var. Bunların enteresan şeyi var. Patrikhane'nin durumu var. Rusya'nın kabiliyet yapıyoruz. Avrupa Birliği ile de bak bunu yaparsak çok iyi olur, şu olur, bu olur diye bir sürü akıldaneler var. Şeyi veriyorlar. Hiç yok, kimse evet. şeyi söylemiyor yani. Yok, Batı Trakya'da olan. Ya evet. müftüyü kendimiz seçiyorduk. Oradaki yani vatandaşlar da orada ırktaşlarımız seçiyordu. Ona bile müdahale etmeyip merkezden falan müftü atayıp bir sürü kaosa falan şeyi çıkartan bir ülkedir Yunanistan. Evet. Dün mesela Erdoğan özellikle basın toplantısında şeyi söyledi yani. FETÖ'ye kucak açan bir ülke olmayın cümlesini tabii. söyledi. Evet Tsipras da şunu söyledi. Ya bu konuma düşmek istemiyoruz biz de. Hiç de hoşumuza gitmiyor. Aradan mesela bir cümleyi de şey yaptı. İki tane Yunan askerinin de sizin tarafınızdan gözaltına alması da bizim açımızdan hiç iyi olmadı cümlesini sınırı kullandı. Geçti aldık. Ama diyor işte burada işte bağımsız bir yargı var. Allah vıdı 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 yani. Hani ne şey... bağımsız? Ya Almanya alma diyor. Almıyorsun Tsipras. Sen bağımsız değilsin ki. Ne bağımsız yani. Seninki İlken, çok açık oldu ya. İlken öyle de abi yani kusura bakma çok iyi şu an ilişkiler olabilir. Ben vatandaş olarak Almanya diyor ki sana arkadaş arpanı keserim. Arpanı sıkarım diyor musluğunu diyor. Aha. Sana ekmek gitmezse ATM'den para da çekemezsin diyor. Almanya'nın peki diyorsun ki sana ne kardeşim ya benim Türk komşum. Almanya diyor ki ulan diyor manyak. Ben burada kaç 400 yıldır. 400 milyar euro. Ha, ben burada sadece FETÖ'yle uğraşmıyorum. Kurtarmak ben FETÖ'cüyü de barındırıyorum. Gerektiğinde DHKPC'leri de kucaklıyorum. Kullanıyorum. Gerektiğince PKK'ları topluyorum.
Benim ülkem bunların üstü. Peki. Sen şimdi verirsen ben ne alt yerim? Diyor. Olmaz. Çıprası yani Türkiye ekmesi, açısından işin barışçı adım önemli. Atılması, bunların böyle şeyleri falan önemli tabii ki. Az Çıpras ama, özelinde bu önemli değil ha. Ama, Ruhban Okulu. Niye? Zaten kendisi ateist abi. Onun yani, İncil koydu. Özel kusura İncil falan tanımıyorum dedi herif. Ya başbakan olduğu için kimsenin menfaatlerini siyaseten savunmak durumunda ya. İnanmadığı bir tabii ki inanmıyor. Bilmiyor yani ama başka bir mevzu. Şimdi bu FETÖ meselesini konuşurken bugün Nedim Şener'in bir yazısı vardı. Oradan girelim. Daha sonra da bugün Akşam Gazetesi'nin bir özel röportajı var. Çok fazla vakit almadı. Onu söylemek istiyorum. Bu dinler arası diyalog, FETÖ-METÖ işleri falan farklı bir şeye eviriyorlar görebildiğimiz kadarıyla. Mehmet Görmez'in ilginç yorumları var. Akşam Gazetesi özel röportaj yapmış eski Diyanet İşleri Başkanı'yla. Ona da değineceğim ama şu Nedim Şener'den başlayalım. Şimdi bu Emre Uslu denen Pensilvanya'daki şarlatanın ondan sonra şeyi, elemanı 15 Temmuz'u sarsacak belge diye bir şey ortaya çıkartmışlar. Savcı diyor daha olaylar olmadan tutanağı yazmış diye ahmetdönmez.net diye bilmem ne bir yerden alıntı yaparak bir hesapta analiz yapmışlar falan. Onun üzerinden falan şey bindirmeye çalışıyorlar. Gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi belgede saat 1'de açılmış işte UYAP'tan diyor girdiler ettiler falan. Nedim Şener tabii bugün köşesinde bütün bunları Nedim hakikaten bunları paçavraya çeviriyor. Onun için Nedim'e bayağı çok kızıyorlar. Dövmüş yani. Ya biz... bırak. Yani saat 1'de diyor altında imzalar var evet 1'de ama UYAP sistemini kapatmışlar çünkü kaç bin tane savcı hakim bunların görevleri görevden alınmasına kadar doğru bir hamle olduğunu gösteriyor. Bu bir. İkincisi Nedim'in söylediği şu bütün bu UYAP sistemini kapattıktan sonra hakikaten delikanlı savcılar oturdular bilgisayarlarında daktilolarında elleriyle bütün tutanakları yazdılar. Saat 1'de başladılar bu işe tutanak tutmayı. En son sabah saat 7'de, 7.30'da bütün şeyleri madde madde yazıyorlar. Bir de açtılar ama dosyayı bilgisayarda. Madde madde yazıyorlar olaylar oldukça. Şu 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 oldu. Sabah 7'de kapatıyorlar. O dosyayı kapatıyor. Altına da kapanma saatini yazıp imzalıyorlar. Ve hakikaten iyi ki de öyle yapmışlar. Bütün mahkemelerde savcılar falan elini rahatlattı. Bunlardan dolayı bu FETÖ'cülere tutuklamalar, gözaltına almalar, evet. Şunlar bunlar falan geldi. Müthiş bir refleks geldi. Aynen öyle. Yani ben yine samimi söylüyorum. Hani bazen insanlar böyle bazen ümitsizliğe kapılıyor ya. Hani bazen vay anasını falan nasıl ülkeler işte nasıl bu ülkeyi bunlar sızar. Ajanlar, bu alçaklar, saldıranlar, darbe sistemleri, darbe nasıl oluşur falan diye konuşuyorsun. Hukuk yargılıyor, hukuka kızıyoruz. İşte efendim savcıya kızıyoruz. Yok hakime şöyle diyoruz falan filan diyorsun. Ama bir bakıyorsun ki Rabbime şükürler olsun. Yani hakikaten enteresan ya. Halkla birlikte bunları hakikaten şapka çıkartılır. Başka hiçbir şey yapılmaz. Tam Türkçesi bu. Aynı anda, aynı saatlerde hem savcı kendisi yazacak bunları hem bu FETÖ'cülere karşı hakikaten cansiperane bir vatan savunması var. Bu şey değil. Hani dedin ya akıllı savcılar vatan değil, vatan savunması. Çıkacak bunları yazacak tek tek ve arkasından dediğin gibi bütün hepsini kapsayacak şekilde sabaha kadar bazılarını evden alarak savcıların. Yani Mesai hiçbir şey yok. Aynen o savcılar gece sabahlara kadar çalışacaklar. Bu kadar FETÖ eğer bu müdahale olmasa var ya. Dışarıda o olay çok daha fazla uzardı. Ve o ilk yapılan refleksle hala o alçak Kemal Batmazlar, o alçak Ali Öksüzler. Abicim ya adam kamerada Amerikalı'ya gösteriyorsun. Bak Pensilvanya'dan gelmiş. Adam yok ilahiyatçı bilmem neymiş. Kemal Batmaz orada.
generallere emir veriyor etrafa. Bütün görüntüler ortada. FETÖ'nün yaptığı bu alçak darbe girişimi ortada. Hala insanlar bir takım tezviratla şöyle mi olur, böyle miydi, kaçta saat girdi çıktı. Vallahi anlamam ben. Savcı size bir girdi, oradan çıktı. Dağıttı sizi. Vatandaş da sokakta hakkını aradı. Bu ülkenin lideri de olduğu yerden çıkıp ölüm riskini göz önüne alarak. Yani hem de ailesiyle birlikte. Kalktı, İstanbul'a da geldi. Hepinizi de gömdü. Ha bitti mi? Daha bitmediniz. Biliyoruz. Gömmeye devam ediyoruz. Fahrettin Altun'un o ifadesini çok önemsiyorum. Bu iş bitene kadar kardeşim. Kökü kazınana kadar. Hani bazen acıtıyor diyorlar bu tür operasyonu. Acıtır tabii. Çünkü onu kürerken bazen her zaman söylüyorum. Yarayı temizlerken, oradaki enfeksiyon temizlerken zaman zaman kırmızı dokuya kadar geleceksin. En ufak bir şey bırakırsan, iyi küremezsen o yarayı, o tekrar eder. Bir fistül gibi olay büyür. O yüzden bu devam edecektir diye düşünüyorum. Hiç kimsenin datası olmasın ama yani ben geçen hafta ve daha önceki haftalarda muazzaf şu kadar subay yakalandı, muazzaf bu kadar bilmem ne oldu diye bunları duyunca aklıma şu geliyor. Yani biz temizliğe devam etmek zorundayız abi. Yani bu dikkat etmek zorundayız. Bu tamamen bitecek mi? Bitecek. Kökü de kazanacak. Ama başka bir şey de çıkartırlar. Yani biz bir her zaman güçlü olmak zorundayız. Aynen. Abi. Bir cümle şey yapayım, hemen Meli'ye döneceğim ardından. Mevzuyu. Şey deme. Bu akşam Ankara'da. Gazetesinin internet sitesinde vardı. Onu meraklıları mutlaka okumuştur. Ben de bir kere daha buradan hatırlatmış olayım. Bu Papa'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti var. Aka iki gündür, üç gündür. İki gündür, üç gündür, evet. Dönüyor. Yani evet. Mesela akşam gazetesi birinci sayfasından şey yapmış. Papa istediği fotoğrafı aldı diye. Maktumu falan filan. Onun el pençe divan durması falan. Ben ona çok şey yapmıyorum. Yani elini önde kavuşturup falan filan ayakta beklemeleri o Ortadoğu kültürdür. Yani illa birisinin karşısında el pençe divan meselesi olarak ben görmüyorum. Yani ama yine de durulmaz. Ayrı yani. Bir mesele. Şöyle ayrı durulmaz yani. Ayrı bir mesele. Eyvallah. Ama onlarda bunun, öyle bir kültür bunun, yok çünkü. Ya bundan çok daha önemli argümanlar var. Yani bu işin tamamen şeyi kalıyor. O manzarası. Manzarası. Şimdi Abu Dhabi'de mesele Papa izdamı falan yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde. Çok sevmişler demek. Stadyumda ayin düzenleniyor. 135 bin kişi katılıyor. Ondan sonra 3 günlük ziyaret bu. Burada esas çok bu kardeşlik belgesi diye bir mesele var abi. İnsan kardeşliği toplantısı adı altında bir mesele var. Şimdi tabii bu insan kardeşliği toplantısı falan filan. İnsan kardeşliği mi? Çok komik. Mevzuya geldiğin zaman insan ister istemez bu FETÖ'nün dinler arası diyalog zırvasına falan da odaklanıyor. Akşam gazetesi Diyanet İşleri Başkanı, eski başkanı Mehmet Görmez de bu konu üzerine sormuş. Onu kısaca anlatayım. Mühim olan diyor Görmez, insan kardeşliği dedikleri şeyin ne olduğu diyor. Yoksa Katolik dünyasının liderinin bir İslam ülkesini, hatta Hicaz Yarımadası'nı ziyaret etmesi normal diyor. Türkiye'ye de geldi diyor. Ratzinger gelmişti falan. Burada diyor ağırlık, baktık ettik falan diyor. Liderler, ruhani liderler her tarafa gidip gelir. Bu insan kardeşliği toplantısı diyor, taşıma yöntemlerle Körfez ülkelerinde çalışan bütün Hristiyanları toplayıp bir stadyumda ayin yaptırmak değil herhalde diyor. Çünkü eğer böyle bir niyetler olmuş olsa Yemen'de yaşanan insani dramlar var. İşte Ortadoğu'nun diğer coğrafyalarında yaşanan yerler var. Bunlara bir şeyler söylerlerdi diyor. Eğer gerçekten insan kardeşliği olsaydı diyor bunlar için bir araya gelirlerdi ama Meclisül Hükemail Müslümin diye bir şey kurdular diyor Abu Dhabi'de. Meclisül ne iş? Meclisül Hükemail Müslüman Hikmetli Şahsiyetler Meclisi diye bir şey kurdular. Hikmetli. Hikmetli senin isminden müsemma. O da şu. Hikaye şu, papalık gibi İslamiyet adına konuşabilecek alimlerin oluşturduğu bir meclis Birleşik Arap Emirlikleri de. Bunu ikame etmeye çalışıyorlar. Bunlarla üzerinden falan yürümeye çalışıyorlar. Eğer diyor Mehmet Görmez, bu mevzu dinler arası diyalog zırvası gibi bir şey olacaksa yürümez. Ki yapmaya çalıştıklarının bu olduğunu da aşağı yukarı görüyorsunuz zaten. Hani hareketlerini, şunlarını, bunların özellikle ona şey yapmış. Vallahi. Çünkü bunlar Londra'dan giden kilisesi işbirliği yapıyorlar. Dünya Kiliseler Birliği ile işbirliği yapıyorlar, aynen, ediyorlar falan. Çok ilginç bir oluşum. Vallahi bu mevzu yine çamura saplanacak. Öyle mevzuyu gözüküyor. Açmışsın ama bence bu mevzu herhalde gene yani bizim kanalda gene akşam tartışmalarında bir şekilde ortaya konabilir. Çünkü çok uzun bir mevzu aslında tartışması gereken. Biz Orta Doğu'yu anlatırken hep diyoruz ya bu bir jeopolitik problem yok. Orta Doğu'daki problem teopolitiktir. İşte dinler arası diyalog meselesinden tut, evanjeliklerden tut,
Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail sevdasından tut. Eyvallah. Ve bütün bunların hepsi aslında çok geniş kapsamlı tartışacak şeyler. Değiştireceğiz ama bunları, geliştireceğiz, konuşacağız onları. Bunu tartışacaksın yani. Bu yani devam ederiz buna. Söyleyecek çok şey var bununla ilgili. Türk Medya Dijital ekibinin akşam Com.tr için yapmış olduğu bir analiz, görüşme. Türk Medya Dijital'e tebrik edelim buradan. Ankara'ya, Melik Yiğitel'e dönelim. Sinirli bir şekilde bakıyor, ben buradan Melik, görüyorum. Melik, beni niye bu kadar bekletiyorsunuz soğuktur diye. Soğuktur abi adam, kar mı var? Yok yok, içeride Melik ya, böyle içeride, ısınmış bir vaziyette hızlıca ekibe yetişecek. Demesin, evet Melik yani. Son dakikaları ver, tamam çok kızma, beklettik biraz ama hemen dinleyelim. Buyur, sendeyiz. Yok ondan değil, 2,5 saat ekonomi konuşulunca çok teknik ve zor konu, onun içinden çıkmak biraz zor oldu ama şöyle tabii yani iki tane haberim var, bir kötü bir iyi haber. Kötü haber tefecilere, spekülatörlere, stokçulara, yani ısrarla sebze meyve fiyatları üzerinde haksız kazanç sağlayanlara. Çünkü hakikaten alınan tedbirlerle canlarına okunacak. Sayın Bakanın Berat Albayrak'ın ifadesi birebir gıda terörüne karşı kısa sürede çok güçlü adımlar atacağız. Özellikle gıda fiyatları üzerinden bilinçli olarak milletin cebine ve mutfağına kast edenler kısa sürede güçlü adımlarla artık bunu yapamayacaklar dedi. Tarladan sofraya tüm zinciri koordine edeceğiz dedi. O yüzden de isteyen istediği gibi öyle fiyatlarla oynayıp haksız bir kazanç sağlayamayacak dedi. Bu stokçulara, tefecilere ve haksız para kazanlara kötü haber. Tabii bizlere de iyi haberleri vardı. O da şu, kısa sürede bir kere belediyeler eliyle satış noktaları oluşacak. Özellikle artan sebze fiyatlarıyla rekabet etmek adına, yani şimdi şehirlerdeki ekmek büfeleri gibi daha makul fiyatlarda sebze satışları ve o tekeli kırmak için yine uzun vadede, ki bu uzun vadede çok uzun olmayacak dedi Sayın Bakan, seracılıkta yapılanmaya gidiyoruz dedi. Artık devletin koordinesinde seracılık olacak. Çünkü bunun üzerinden özellikle stokçuluk ve spekülasyon yapıyorlar. Fiyatları artırıyorlar ve sürekli bir bahaneleri var. Mesela en son Antalya'daki hortumda tüm zinciri koordine edeceğiz, kontrol edeceğiz. Öyle gıda terörü estirmek yok dedi. Özellikle gıda terörü kavramı önemli. Dedi ki ekonomi normale dönüyor. Bakın 2018'de evet Türkiye bir türbülansa öyle de böyle girdi. Fakat 2019 Ocak ayı itibariyle ekonomi anlamda, genel anlamda çok ciddi ve önemli veriler var. Hızlı bir toparlanma sürecine geçti dedi ekonomi. Ama dedi bu nedense dedi bazı ürünlere, özellikle gıda ürünlerine yansımıyor. Burada anladık ki bunun üzerinden bir operasyon çekiliyor. Bir fırsatçılık var. O yüzden de önce iyi niyetle uyardık, baktık olmuyor. Şimdi kendi tedbirlerimizle onları doğru bir rotaya çevireceğiz dedi. Ekonomi genel olarak 2019 yılına çok iyi başladı dedi. Özellikle seçim sonrası, yani Nisan ayı itibariyle çok hızlı ve pozitif bir toparlanma olacak dedi. Genel anlamda da ekonomide zor dönemler geride kaldı dedi. Bizi çok iyi ve fırsatların olduğu bir dönem bekliyor dedi ama özellikle bir gıda terörünün yaşandığı, tüm uyarılara rağmen de devam ettiğini söyledi. Artık devlet olarak buna müdahil olacağız dedi. Sadece özellikle bazı belirli sebzelerde satış noktalarının ötesinde de çok ciddi alternatifler kuracağız dedi. Gıda Tarım Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz dedi. Şehirdeki belediyelerle koordineli çalışıyoruz dedi. Bir takım kooperatiflerle koordineli çalışıyoruz dedi. Artık öyle bir gıda terörü estirmek yok. Fırsatçılık yok. Çünkü bu halkın cebine ve mutfağına kast ediyorlar. Buna biz izin veremeyiz dedi. Peki Melik, yani bu konuyla ilgili olarak net bir şekilde ifade etmiş. Şunu da özetlemekte fayda var. Şimdi sağ olsun Melik detaylı anlattı. 2 dakika kaldı. Bir OSB'lerle ilgili bir cümle var, onu söyleyeceğim. Bir de şununla ilgili yorum yapayım.
Burada bir operasyon olduğunu görüyoruz. Yani fiyatlar duruma göre zaman zaman yükselir, artar. Az önce bahsettiğim gibi nedret kanunu azalan kıymetlidir. Az olursa, az üretirsen daha pahalı olur. Bir sonraki sene o üretim dengelenir, fiyatlar düşer. Bazen işte soğanın 50 kuruş olduğu dönemler de olmuştur. 3,5-4 lira olduğu dönemler de olmuştur. Patates keza öyle. Bunlar olur, bunlarla ilgili sıkıntı yok. Ama buradaki mevzu... Cumhurbaşkanı hatırlatmıştı biliyorsun. Bir önceki seçimde patates soğanla geldiler. Şimdi biber patlıcanla geliyorlar. Yani destede kağıt bitiyor. Bunlarda oyun bitmiyor. Ama aynı oyunu oynuyorlar. Mevzu bunları deşifre etmek. Yoksa fiyatların yükselmesi şu bu falan doğal ortamında olsa kimsenin diyecek bir şey yok mu bu hususlarda? Yani hani, dünyada da yükselir dünyada zaten. Dünyada böyledir yani bu iş. Fiyat, az olursa. Geçen şeyi anlatmıştım zaten. Ben. Dünya hani, değişiyor. Fiyatlar değişiyor yani. 90'lı yıllarda çocuktum o zaman. Tamam, çok çocuktum o zaman. Kesinlikle tabii. Daha sütten yeni kesilmiş. Bir tane bilgisayar almıştım. O dönem şimdiki gibi değil tabii. Yani toparlama bilgisayar yapıyorsun. İşte üniversitede okuyoruz. İşte kıt kanat eklemeye çalışıyoruz. Şunu yapabiliyorsun. Pentium 3 müydü? Pentium 2 miydi? Bravo, sen biliyorsun. Pentium'lar falan vardı. Sen biliyorsun. Orta yaşlardaydı sen o dönemde. Ben bilgisayarda da şeyler, bu kadar kasetler vardı. Takardık böyle. 10 kilobayt. Kağıt takıyordunuz. Delikli kağıtlar. Delikli kağıt takıyorduk. Şimdi orada mesela bir dönem bu memory chip dediğimiz memory chiplerin fiyatları işte 4 megabit, 4 megabit memoriler evet. Falan filan 4 megabit memorilerle görüyorduk. 2, 4, 8 falan tabii, yapıyordu. Tabii. 4 megabit memori atıyorum $10 o dönem dünya piyasanın. Tayvan'da piyasanın %50'sini 60'ını kontrol eden bir çip fabrikasında yangın çıktı Hikmet. Fabrika yandı, üretemez hale geldi. Düşün, dünyadaki bütün memory çiplerini üreten %60'ına hakim bir yer. $10 çip bir anda $100 oldu. Olur. Tamam. Normal böyle nerede? Bir şey yok. Tayvan'da yok abi. Bize de gelmedi. Sonra tekrar düzelttiler. Fabrika normal üretime başladı. Tekrar $10 geldi fiyatlar. Rutininde olsa, herhangi bir şekilde olsa kimsenin bir şey diyecek hali yok. Mücadele edersin. Üretim artırmaya çalışırsın. İthal edersin vesaire vesaire. Ama burada bir oyuna dikkat çekiyoruz. Bu bir. İkincisi, bazen şey yapıyor. Yani bu vaziyette ya bu kadar gündeme getirmek doğru mu? Fiyatlar zaten yüksek, milletin canı yanmış falan filan. Canı yanabilir ama niye yandığını ve sebebin kim olduğunu bilsinler diye söylüyoruz. Altını çizdim. İki, bu hatırlar mısın? İlk biz gündeme getirmiştik. Bu organize sanayi bölgelerinde millet rant olarak kullanıyor. Evet. Kardeşim böyle keyfi yönetim mi olur? Adam evet. Alıyor, işletme de kurmuyor oraya. 3 sene, 5 sene sonra 1000 liraya diye. Aldığı fabrika evet. Alanı diye bilmem kaç bin liraya falan evet. Satarak rant elde ediyorlar yani diye. Fırsatçılığın işte bu. Aynen da öyle. Bu da başka bir haliydi. Evet. Sağ olsun Sanayi Bakanlığı Mustafa Varank bu hususta hakikaten girişimlerde bulundu. Hatta o yayından sonra teşekkür ederiz diye bu konuyu gündeme getirdiğimiz için teşekkür etmiş bizzat arayarak. Sağ olsun bununla ilgili çalışıyoruz demişti ve çalıştılar. Resmi gazetede yayınlandı. Organize sanayi bölgeleri hakikaten sanayi yapmaya niyetli olanlara verilecek bundan sonra. Öyle buradan rant elde edeyim, buradan araziyi alayım, kurmayayım, 2 sene bekleyeyim, 2 sene sonra oraya devredeyim, oradan devreden al, öbürüne devredeyim falan mevzuları bitti. Tabii. Buralar rant olarak, rant yerleri değil, hakikaten sanayici olarak iş yapmak isteyenlere tahsis edilecek evet. Yerler olacak. Resmi gazete. Kontrol etmek bundan lazım. Dolayı da bayağı, tebrik edelim. Evet, tebrik ediyoruz hakikaten. Bunda müdahale etmesi önemli. Bu çok sadece Türkiye'de, bu dünyanın başka yerlerinde olmuştur. Evet. Ben de gördüm bunu. Bizzat gözümle gördüğüm için söylüyorum. Tamam. Şu kadar arazi görünce hakikaten Türkiye'de en azından bu devletin bak bu konulara kadar, buraya kadar el atmış olması. Bak önemli olan bu abi. Devleti hissetmek bu şekilde. Bunun için var. Bizim görevimiz de bunları duyurmak, bunlarla evet, ilgili evet, olan şeylere söylemek. Güzel. Sanayinin de bu konuda bakanlığında. En acayibi bu ya. En güzel iş bunlarla yaptım. İlgili tedbir alması. Biz evet. De gurur duyuyoruz bu yüzden. Diyelim ve günün manşetinin teşekkür ediyoruz bu konudaki hassasiyetinize. Siz kapatın programı, ben artık konuşmaya devam edeyim buradan. Eyvallah. Yarın saat 11'de Hikmet Gençler karşınızda olma konuda ilgiler diliyoruz.